Evet değerli spor severler, birazdan maçımız Abaza ile başlamak üzere. Şimdi yanımda Abaza'nın yetkilileri ve Konif yetkilileri var. Kısa bir röportajlar olacak burada. Ben şimdi mikrofonumu buradaki arkadaşlara veriyorum. Kısa bir röportaj olarak ondan sonra tekrar bir mikrofon maçına geçeceğim. Evet, yes. Hatırız ku hapsnikun huzegyajlar, hatırız ku ay habara, hatırız ku haşsu haşsu, hatırız ku şapılan palasra bziz boya ha, yaşanı uhozar London akala kelni mi pusuyt, darat zahara zıhuna turuk zmo, turuk zo şapılan palasra zıhuna sporta gana hela, darat za inarulu kaşa, yuhu şapılan palahmara, dünya çempionat Severni Kipri, hara hapsu futbolu, ay pılara, дарат за крастас кухтусу беха у вас из харста хуп яцпи ямши ждурот шизаги аки ноли ха карпаталия шияез ахау яхум шзаква хара хачкун ша агуала казара дарат за ягони рыму пицца герач дыргой яхату ямыш хара на антыц а финала гана хела амья хамья шарту яха яхбарана хакуп Rızıgi yakup şu zıgi irjeğe şüt agam çagutskira gobzira abri sport ala rızıgi hara hapxe qahşı çako atsanı hapsne hepşim raz xazırtı gir dünya vintkara kurçu gir zıgi hazıgi hazşu yexe açki ipş haydgılın hazşu zıgi ubri izizku yerop işiz bu ipş arah cincu ayin xo gir zıgi hapso birak kuknı yayni hava gılını Atsıra araşhar tuz bot rıza girdiğe şut kutiyara guamç gubzira aç kunç yuhmaru iş bot yaxa dara zı yuhunur çazı qatsan işiqo aguraz got hazza gir sarasın mı sarası da gir rıza gir hat xraz yahava gılız bri brax hara rıza gir itabub haras ut sgu yana gut yaxa hab sobira açtıxra ubriyza hawot ayayra harishah guzdu. İşte bu Bagrat Rashi Bahar gibi harp gugwet. Thank you very much. Evet, maçın başlamasına 15 dakika bir süre var. Birazdan röportajlarımızı aşağıda yapacağız. Bu sefer aşağıya iniyorum. Aşağı bir 10 dakika tamam. Alayım ön görüşü. Tamam. Sen burada hazır tamam, dur gelin. Tamam. Tamam. Evet. Aldım abi aldım. Okey. Aldım. Tamam. Alayım ön röportajı yapayım gelin. Tamam. Çelen o beni atarsın güzel. Tatlı olay. Evde olunca. Hello Tok. Where's Hüseyin? Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cypress Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Ali, duyduk duymadık demeyesiniz. Açasınız kulaklarınızı da dinleyesiniz beni. 10 Haziran'da festivalimiz var. Festival deyince festival deyip de geçmeyin.
köyünüzdeki panayırdan çok daha güzel olacak. Nerede olacak? Onda Rivali Sport Center'de. Evet, efendim, şu anda Eurogençlik canlı yayındayız. Maç öncesi görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, bugün üçüncü maçımız. Gruptan çıkma maçımız. Bugün bir önceki Dünya Kupası şampiyonu Abaza ile oynayacağız. Bugün beraberlik de bizim için yeterli olur. Gruptan çıkmak için. Üç neticenin ikisi bizim için. Çocuklarımıza güveniyoruz, çok iyiler. Moral motivasyonları yerinde. İlk iki maçın... Her oynadığımız maçta daha iyi oynamaya başladık. Bugün üçüncü maç, daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. Bugün bir beraberlik veya bir galibiyetle gruptan çıkıp maçlarımıza devam edeceğiz. En kötü beraberlik bile gruptan çıkmamıza yarıyor. Tabii bizim avantajımız var. Üç neticenin ikisi bizim için yeterli. Onlar kazanmak için uğraşacak. Dolayısıyla biraz zor bir maç olacak her iki taraf için ama biz hem maçı kazanmak hem de bir üst tura çıkıp çeyrek finalde yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Seyirci için birkaç cümle alalım. Tabii burada dün özellikle çok kalabalık vardı. Londra'daki Türk soydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve diğer sivil toplum örgütleri hiç bizi yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ederim. Ayrıca sizin maçı vermeniz bizim için de çok güzel bir şey oldu. Kıbrıs'tan bizi takip ediyorlar böylelikle canlı olarak. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Aynen, teşekkür ve bol şanslar hepimize. Evet, Sayın Mehmet Avcı'yı da alayım. Hocam, bir iki cümlecik alayım, hadi gel. Hocam, Uğur Sayalım aynı yerdeyiz. Evet, bugün üçüncü maçımız grupta. Abazya ile ciddi bir maça çıkıyoruz. beraberlik yetiyor dedi Orkun hocamız ama biz galibiyet. Biz beraberlik için çıkmıyoruz tabii ya. Gruptan çıkmak için bir ilk maçta beraber kalmıştık. İkinci maçımızı aldık. Bugün de alıp rahat rahat çıkmak istiyoruz. Yani hedefimize ulaşmak için zaten önümüze geleni yenmemiz lazım. İnşallah. Bugün de galibiyet için çıkıyoruz. Çocuklara güveniyoruz. Yani bir sıkıntımız yok. Kadromuz her şey yolunda. Kadromuz Galedi Hasan başlıyor yine. Göbek'te Ahmet Sönmez, Serhan Önet ikilisi. Sağda Çağrı, solda Yasin. Önlerinde Adil Ünal. Kenan, Tansel, Halil Turan ve Bili olarak başlıyoruz bugün. Bugün de ilk hazır ilk yani her zaman söylediğim yani. Gibi bizde ikinci as yedek yok. Hepsi birbirine denk oyuncular. Bugün hocamız onlar uygun gördü, onlar oynayacak. İsimler değişir dediğim gibi. Kalite ve sahadaki hırs, istek, azim değişmez. İnşallah. Dünkü seyirciyi yakalamasak bile hatırı sayılır bir taraftar var yine. Ama daha erken, daha ben ön tarafı yani gördüm. Yani aldığımız duyumlar dünkünden daha fazla seyircimiz olacak. Tabii bu seyirciden bugün birazcık destek istiyoruz. Biz ses duymak istiyoruz. Böyle otur. Tabii burada yanımızda olmaları bizim için çok önemli. Bize ayrı bir hava veriyor, bize ayrı bir hırs katıyor, motive ediyor ama birazcık seslerini duymak istiyoruz bugün açıkçası. Valla dün davul zurna getirdik, biraz daha şenlik vardı ama mükemmel bir kalabalık. Yavaş yavaş yine ben görüyorum grupta var. Bugün dünden daha fazla seyircimiz olacağını duyduk. Evet, böyle bekliyoruz biz de. Fakat biliyorsunuz ilk günler internetten aldılar tiketlerini. Şimdi kapıda kuyruk var. Uzun bir kuyruk. Evet, öyleymiş. Var. Kapıda dün de zaten bir yığılma maçın birazcık geç başlamasının sebebi kapıdaki yığılmaydı. Herhalde yetkililer onu da çözer ya. İnşallah. Ne diyelim, gün bizim olsun. İnşallah. Hava iyi, biraz sıcak bugün ama sahamız iyi. Sıcak olması bizi etkilemez. Şimdi biz... Evet, bizi etkilemez. Zaten iklimimiz, ülkemizdeki iklim gereği sıcağa alışkınız. Onlar düşünsün, yani onların biraz daha sıkıntı Allah yaşayacağını ya. Düşünüyorum. Hadi ağzından bal akar. Maç arası ve sonunda yine görüşeceğiz burada. İnşallah gülen biz oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim hocam, sağ olasın. Evet, maçın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Ben yavaş yavaş naklen yayın yerine gideyim.
O yüzden evet takımlar çıkıyor. Birazdan maçı anlatması için Hasan Topaloğlu'na mikrofonumu davet edeceğim. Yine arada röportajlarımız devam edecektir. Bu yüzden ben yavaş yavaş görevimi Kıbrıs'tan gelen spor yorumcu kardeşlerimize bırakmaya gidiyorum. Biz izlemeye devam edin. Bugün gruptaki üçüncü maçımız. İnşallah güzel bir galibiyetle grup birincisi olarak gruptan çıkarız. Herkese Euro Gençliği iyi seyirler diliyorum. Evet değerli spor severler, takımlar sahada. Birazdan maçın yayını için Hasan Topaloğlu'na mikrofonu devretmeye gidiyorum. Yine ara röportajda da beraber olacağımızı. Evet hadi hayırlı işler diyorum. İnşallah uğurlu olur. Evet KKTC milli takımının bugün kader maçı Konifa Cup'ta Abazya ile üçüncü maçımıza çıkıyoruz grupta. Ve bugün galip geldiğimiz ve beraberlik aldığımız takdirde final grubuna, çeyrek finale yükselecek olan bir milli takımımız olacak. Evet Tahir, dünkü futbol 3-1'lik galibiyet ve ümitlerin sürmesi. Bugün yeniden birlikteyiz. Bugün sadece dikkatimi çeken dünkü seyircinin 1/4'ü bile yok şu an için. Evet, hem seyirci açısından bugün karşılaşma biraz daha kısır. Hem de bugün milli takımımızda ciddi bir revizyon var gene. Dünkü bana göre 90 dakika 20 dakikası yani ara ara 20 dakika kötü oynadığımız dönemler oldu ama genelde iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve o kadrodan bugün yine ciddi değişiklikler var takımda. Dün bir takımın tüm organizasyonunu üstlenen, ataklarımızı organize eden, gol pozisyonlarına takımı sokan Fırat yok. Önemli bir karar diye düşünüyorum ben Mustafa Barataş tarafından. Sorduğumuzda bugün daha mücadeleci bir takımın sahada olması gerektiklerini düşündükleri için bugün bu revizyonu yaptıklarını söylediler. İnşallah sahaya olumlu yansır diye düşünüyorum. Abazya zorlu bir rakip. Zorlu bir takım. Daha önce karşılaştığımız bildiğimiz bir ekip. Hava çok sıcak. Bizim için bu daha avantaj diye düşünüyorum ben. Bakalım görelim 90 dakika sonunda neler olacak ama tabii ki beraberlik ve galibiyetin bizim lehimize sonuçlar olması avantajımız ama bunu avantaja çevirebilmek için de sahada iyi mücadele etmek lazım. İyi savaşmak lazım. Takım ruhunu, bütünlüğünü sahaya yansıtmak lazım ki bu elimizde mevcut bulundurduğumuz beraberlik ve galibiyet şansını değerlendirebilelim diye düşünüyorum sevgili Hasan. Aksi takdirde eğer bunu sahaya yansıtamazsak bugünkü karşılaşma Houston'a dönüşür ve artık sıralama turları için salı günü sahaya çıkmak zorunda kalır takımımız. Tabii ki rotasyon var Tahir. Devamlı perşembe, cumartesi ve pazar maçları olduğu için bir tek baktığımızda Hasan Pir oynan Serhan'ı 3 maçtır ilk 11'de arka arkaya oynadığını görüyoruz. Ünal'ı görüyoruz. Diğerleri hemen hemen üçü. Diğerleri hemen hemen değişmiş. Ahmet Sönmez geçen maç ilk 11'de 90 dakika. Bugün de ilk 11'de. Uğur'u kesti, Tansel'i kesti ama dediğin gibi dünkü futboldan sonra Fırat'ın bugün bence sahada olması gerekirdi diye düşünüyorum ben de. Onun yerine bugün daha enerjik, daha atletik Arif'i düşündü. Uğur yok, Tansel yok. Evet, onları kesti. Uğur yok, Tansel yok. O büyük ihtimal Tansel'in yerinde Yasin oynayacak. Yok, Çağrı'yı çekti, Necati'yi kesti. Yasin Sağbek oynayacak. Bugün Billy Mehmet forvette, herhalde Halil Turan arkasında olacak. Büyük ihtimal Arif kanatta olacak. Az sonra saha dizilişinde göreceğiz. Kar olarak aktaralım isterseniz. Dün bana göre yine sahanın en iyi adamlarından biri de Mehmet Altın'dı orta sahada. Kesinlikle. Mehmet Altın da yok bugün ki madem enerjik, koşan, savaşan bir 11 düşünüyorduk. Mehmet Altın dün bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesiydi. Bilmiyorum, bir ara sakatlandı ve oyundan çıktı. Acaba sakatlığı mı var? Onu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Evet, hemen kadro olarak aktaralım sizlere değerli futbol severler.
Abazyan'ın ilk 11'ine hemen bir bakalım. Bondarenko, Zihana, Tishaba, Molonya, Kaba, Logua, Kakba, Kugarov, Filatov, Maskaev ve Akbulendiani ilk 11'iyle sahada. Hemen takımımıza bakalım ilk 11'inde. Hasan Piro, Yasin Kurt, Çağrı Kral, Ünal Kaya, Adil Uçar, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Arif Uysal, Kenan Özhan, Halil Turan ve Billy Mehmet ilk 11'iyle sahada. Takımımız değerli futbol severler, teknik patron Mustafa Barataş ve Abazyan'ın koçu ise Ahir Zola. Koç onlarda, antrenör. Bu şekilde değerli futbol severler. Evet, bugün Abazya yabancı bir takım değil bize. 2016'nın şampiyonu, geçtiğimiz sene ülkemizde de izledik. Rus ekolinden gelen bir takım. Bugün nasıl bir futbol sergilememiz gerekiyor sevgili Hasan? Şimdi rakibi görmedim Tahir. Görmediğim için herhangi bir yorum yapmam sağlıklı olmaz. Dün mesela ilk 20 dakika önde bastık, önde pres yaptık ve bunun semeresini de aldık. Bir rakibi görelim, rakibin oyun sistemini, fiziki mücadelesini, fiziki yapısını görelim. Ona göre yorumumuzu yaparız ama izleden milli takım yetkililerinden aldığım raporda iyi bir takım olduğunu ve maçın kolay olmayacağı yönünde bilgiler verildi. Dediğim gibi bilmediğimiz için bir şey söyleyemem. Bir izleyelim, 15-20 dakika sonra yorumunu yaparız. Evet, Abazya ilk maçında Tibet'i 3-0 mağlup etti değerli futbol severler. İkinci karşılaşmasında ise Karpatalya'ya 2-0 mağlup oldu Abazya takımı ve bugün 3. maçına çıkıyor. 3 puanı bulunuyor Abazya takımının ve bizim de 4 puanımız bulunuyor. Dün Tibet'i mağlup ettik ve Karpatalya'yla bir beraber kalmıştık. Bunun akabinde avarajla lider konumdayız. Bizden sonra ise Karpatalya ve Tibet karşılaşması var. Ve bu çıkacak olan, bugün bu iki karşılaşmadan çıkacak olan sonuçlar sonrasında gruptan çıkacak iki takım belli olacak. Dediğim gibi az önce de beraberlik ve galibiyet bugün bizi gruptan çıkarıyor. Bu önemli bir avantaj ama Hasan. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Fazla rehavete kapılırsak, biz beraberliğe ve galibiyete çıkarız rehavetine kapılırsak bu sıkıntı doğurur mu? Sen teknik adam gözüyle nasıl değerlendirirsin? Yani gördüğüm milli takım, bugün sahaya çıkan milli takımın beraberlik üzerine kurulduğunu düşünmüyorum. Kenan Özhan gibi, Billy Mehmet gibi, Halil Turan gibi, Arif gibi ofansif gücü yüksek olan oyuncular var. Orta saha göbek belli ki Ünal ve Adil ülkemizin en iyi iki orta sahasından kurulmuş. Savunmada özellikle Çağrı ve Yasin'in kanatları en iyi kullanan bekler olduğunu düşünüyorum. Yani ideal 11'e yakın bir 11 sahaya sürüldü. Belki de ilk günden bu 11'e yakın belki bir iki kişi değişir, işte Fırat'tır falan. Bu 11'in üzerinde oynaması gerekirdi milli takım diye düşünüyorum ama Mehmet Erol var, o da ilk maçta sol bekte görev almıştı. Bu tip oyuncular enerjik, koşan, top yapan, ayağa top yaptığımız sürece daha iyi oynayan bir takımız. Göreceğiz az sonra ama bugün daha ofansif oyuncular ve çabuk hareket eden oyunculardan kuruluyuz. Özellikle yan top orta yapabilen oyuncular var. Billy Mehmet, Halil Turan, bu avantajı kullanmamız lazım ki savunmadan Serhan, Ahmet Sönmez çıkıyor biliyorsun. Yan topta da avantajımızı kullanabiliriz. Rakibin boy ortalamasına göre daha iyiyiz. Evet, karşılaşma az sonra başlayacak. Hemen bakalım bir takım dizilişine nasıl bir yerleşim gösterecek takımımız. Kenan sol açık. Kenan sol açık oynuyor. Çağrı sol bek oynuyor. Stoperlerde Ahmet Sönmez, Serhan. Sağ bekte Yasin. Dediğim gibi orta göbek Ünal ve Adil'e emanet. Sağ açıkta Arif var. Çift forvet veya çift forvetin sol açıkta da Kenan var. Evet, Kenan sol açıkta. Çift forvet Billy Mehmet ve Halil Turan ya da bir tanesi 10 numaraya Halil Turan. Yani 4-4-2 düzeniyle veya 4-2-3-1'den bugün 4-4-2'ye döndük. Onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Şu an 4-4-2 gibi gözüküyor.
Evet, takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Umarım 90 dakika sonunda arzuladığımız skoru alırız ve çalan düdükle karşılaşma başlıyor değerli futbol severler. Abazya kendi yer alanında top yapıyor. Uzun bir top ileriye doğru kafayla indirilen noktada Kaga kaybetti topu. Yasin ileriye göndermek istediği top taça gidiyor. Taşaba kullandığı taç atışını Ünal. Şimdi Arif Arapası, Bilim Mehmet, Halil sol kanada uzun ve güzel bir top. Orada hareketlenen Kenan var. Topu aldı Kenan. Karşısına gelen Zaha oldu. Müdahalesi taç. Kenan kullanacak taç atışını, uzun taç atışlara atan bir isim Kenan Özhan. Doğan Türk Birliği'nin genç yıldızı. Bugün ondan çok şey bekliyoruz. Şimdi kullandığı uzun taç atışını Bilmeme'de doğru. Defans vurdu kafayı. Tekrar Kenan. Gönderdiği noktada Adil. Taban geliyor. Tehlikeli bir hareket. Karar serbest vuruş. İlk sarı kart geldi karşılaşmada. Maskayev sarı kartı gören isimdi. Abazya takımında Maskayev ilk sarı kartı gören isim oldu. Serbest vuruş için topun başında Ünal var. Ceza alanı, ön çizgisi ve çevresi kalabalık. Uzun boylu oyuncularımız o noktada. Serhan, Halil, Bilim Mehmet, Ünal topun başında. Yapıyor ortasını, penaltı noktasına doğru süzülen top. Kimse dokunamadı. Serhan vuruşu, defans bir kez daha, korner. Köşe vuruşu kazandık. Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüştü. Köşe vuruşu için Kenan topun başına giden isim. Ceza alanı içerisinde yine Halil var, Bilim Mehmet var, Serhan var. Yapılan orta arka direğe doğru. Bilim Mehmet vurdu kafayı, direğin yanından dışarıya gidiyor. Bakıyorum orada kafayı vuran isim Serhan'dı. Serhan Önet'in kafası uzak kale direği dibinden dışarıya gidiyor. İlk gol şansını yakaladık ama değerlendiremedik değerli futbol severler. Üçüncü dakika içerisinde ilk net gol pozisyonunu Serhan'la bulduk. Şimdi kale vuruşunu kullanıyor Bandarenko. Aşırtılan top defansın arkasına doğru. Ahmet vurdu kafayı, Ünal. Şimdi Kenan. Defansın arkasına hareketlenen Bilim Mehmet'e doğru top. Bilim Mehmet hareketli. Manalya'nı takip ediyor. Kesti. Halil arkasına düştü top. Ünal geldi. Şimdi Arif. Yasin. Sağ kanattan. Şimdi Adil. Serhan rakip yer alanına yerleştik. Sol kanada aktarıldı top. Çağrı. Ünal. İsabetsiz bir pas. Uzaklaştırıyor defans ama gönderdiği noktada Adil. Şimdi Çağrı. Tekrar Adil. Sağ kanatta top isteyen Arif vardı. Aldı topu Arif. Pasını aktaramadı. Taç. Milli takımımızın bugünkü iskeleti hemen hemen 3 takımdan kuruldu Tahir, dikkatimi çeken. Yeni Cami, Mahus Atürk Gücü ve Yeşilova'dan 9 oyuncu var bugün sahada.
3 takım yükü çekiyor. Bir Lefke, bir de Çetinkaya'dan ilk 11'de. Arif'in müdahalesi biraz sert. Serbest vuruş kullanacak Abazya takımı. Kaleci Bandarenko kullanıyor atışı. Uzun bir vuruş. Kafayla indiren isim o noktada Akliandi'ydi. Şimdi Halil. Halil Turan. Kili mücadele. Kaybediyor topu. Topu alan o nokta Filatov. Filatov topu taşıdı. Filatov defansın arkasına bir top. Serhan yatarak müdahale, korner. Çok süratli geldi o noktada Logva. Ama Serhan topu almasına müsaade etmedi. Yatarak topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Abazya takımı. Hakem uyardı futbolcuları, itişme kakışma yapmayın diye. Şimdi yapılan orta penaltı noktasına doğru süzülen top. Bir kafa vuruşu, yükseklik kazandı top. Hasan Piro. Ön yüksek noktada topu kontrol ediyor Hasan Piro. Hemen eliyle Çağrı'yı gördü. Çağrı sol kanatta topu aldı. Kenan boş. Şimdi Kenan bindirme yapıyor Çağrı. Onun önüne bıraktı. Çağrı atarı sürüklüyor Çağrı. O noktada baskı yapan isim Zahana'ydı ve topu korner taça gönderiyor Zahana. Taç atışı kullanacağız. Kenan gitti kullanmak için taç atışını. Yine uzun bir taç atışı gönderecek. Bu kez Ahmet Sönmez çıktı defanstan ileriye. Kısa kullandı Adil. Kenan orta yapma girişimi, bir kez daha müdahale. O noktada Logo'dan taç atışı kullanacağız. Taç atışını yine Kenan kullanıyor. Uzun kullanıyor bu kez. Penaltı noktasına doğru gelen top. Bir kafa Birli Mehmet'ten. Cılız bir kafa vuruşu. Defansa da çarptı top ve Bandareko'da kaldı. Hemen degajmanını kullanıyor kaleci Bandareko. Ünal vurdu kafayı. Şimdi Ahmet. Sol kanada açılan top. O noktada topu taşımak isteyen Filatov'du. Taç atışı kullanacak Abazya takımı. 8. dakikayı da geride bıraktık. Queen Elizabeth Stadında KKTC milli takımı 0, Abazya 0. Arif isabetsiz bir pastı. Şimdi sağ kanada açılan top. Logo ve Çağrı topa gittiler. Çağrı'nın müdahalesine faul diyor. Hakem Kitap Nazin. Paslaşarak kullanıldı. Yapılan orta ceza alanımıza. Serhan müdahale etti. Hiç sektirtmedi topu. Şimdi Kenan. Birli Mehmet'i düşündü. Şimdi Birli Mehmet'te top. Adil. Birli kısa düştü. Birli Mehmet'in pası. Abazya için etkili bir atak olabilir. Ara pası düşüncesi. İsabetsiz bir pas. Kaleci Hasan Piro'ya kadar geliyor bu top. Paslaşarak kullandı Hasan. Serhan. Adil. Çağrı içeri kat etti topla birlikte. Şimdi Kenan. Çalım düşüncesi başarısız. Ama elle müdahale var diyor hakem. Serbest vuruş kullanacağız. Ünal. Adil.
Serhan. Şimdi Ahmet. Uzun bir top sol kanada doğru. Kenan topla buluştu. Kenan yaptı ortasını. Halil vurdu dışarıya. Halil vurdu, mutlak gol şansı. Halil Turan, golcü futbolcumuz, dün iki gole imza atmıştı. Arka direkte düzgün bir vuruş yapamıyor ve topu dışarıya gönderiyor Halil Turan. Sahanın zemininin sıkıntısı da var Tahir orada. Tam Halil Turan'a gelirken sekmesi bence nasıl vuracağını da kaçırdığı yönünde. Bandero kullandı kale vuruşunu. Defansın müdahalesi var. Şimdi sağ kanada açılan top Logo'a. Logo'a topla birlikte hareketli baskı yaptık. Adil'le topu kazandık. Daha sonra Logo'nun müdahalesi, top taça gidiyor. 10. dakikayı geride bıraktık değerli futbol severler. 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Beraberlik gruptan çıkmamıza yetiyor ama tabii ki galip gelerek çıkmak belki de grup lideri olarak çıkmamızı da sağlayabilir. O yüzden eşleşmemiz çeyrek finalde farklı olabilir. Bakalım maç ilerleyen dakikalarda ne gösterecek. Şu ana kadar dengede iki takımın da fizik gücünün hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha hücum alanında daha etkili bir futbol ortaya koyuyoruz. 11 dakikalık süre geride kaldı. 0-0 eşitlik var. Tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Dün mükemmel bir seyirci vardı. Gerek Tibet'te gerek KKTC için. Ama bugün yavaş yavaş artan mükemmel bir orta. Arif'ten bu arada kornere gidiyor. Taç atışına gidiyor. Taç atışı kullanacak millilerimiz. Yavaş yavaş artan bir seyirci sayısı var ama dünkü sayıya geldiğimizde aynı oranda olduğunu söyleyemem. Aşırı da bir sıcak var. Bugün 24 derece olduğu söyleniyor şu an için hava sıcaklığının. Taç atışını Adil kullanacak. O da uzun kullanıyor. Serhan ve Ahmet Sönmez de ileriye çıktı. Bili Mehmet var. Halil Turan var. Uzun boylu oyuncularımız var. Taç atışları bir yarım korner gibi kullanıyoruz. Adil kullandı. Bili Mehmet. Serhan geldi. Kafayı vurdu ama savunma çıkardı. Abazya takımında. Şimdi bir kontra atak olur mu? Savunmada Çağrı dikkatli. Yasin'i gördü. Yasin'den Ünal'a. Ünal'dan önce Abazya orta sahası araya girdi. Tekrar doldurulan top. Yasin, Arif, Halil Turan. Orta alanda top kapma mücadelesi var. Arif girdi araya ve topu aldı. Arif'le çıkmaya çalışıyoruz şimdi orta alandan. Kenan'ı gördü sol kanatta. Kenan oyunun tarafını değiştirdi. Hemen Ahmet Sönmez'e döndü. Sağ kanada Ahmet Sönmez uzun bir top kullanacak. O da döndü Çağrı'ya, sola oyunu aşmaya çalışıyor. Abazya kontrollü oynuyor. Hemen hemen 7-8 oyuncusu savunma ve orta bloğu çok kapalı tutuyorlar. Bloklar arası rakibimizi yani takımımızı kilitlemeye çalışıyorlar. Şimdi Yasin'le sağ kanattan geliyoruz. Yasin orta yaptı. Halil Turan ceza içerisinde buluştu. Arif'i gördü. Arif tekrar Halil Turan. Halil Turan'ın vuruşu kötü. Güzel bir ver kaçtı, güzel bir düşünceydi iki futbolcu arasında. İki takım arkadaşı ligde de birlikte oynuyorlar. 13. dakikada bu pozisyonda Halil'in vuruşu yine kötü. Az önce de kötü bir vuruş veyahut sahanın azizliği değilim. Kaçan iki fırsat, 0-0 eşitlik devam ediyor. Kaleci Bandarenko kale atışını kullanacak şimdi. Uzun bir kale atışı, Ahmet Sönmez yükseliyor, rakip daha önce vuruyor. Orta sahada şimdi Abazya 6 numaralı oyuncusu Filatov ile atak geliştirmeye çalıştığında kalecimize kadar giden bir top var. Serhan aldı, sol kanatta Çağrı'yı gördü. Çağrı Adil'i gördü. Adil orta sahada sıyrılmaya çalışırken bir faul. Hemen Adil başlattı. Uzun bir top Arif'e kadar. Arif çabuk, seri ve hareketli bir oyuncu. Onu geçer mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Geçmeye çalıştı. Elle kesiyor. Yan hakem ve orta hakem pozisyona devam dedi. Ve faul var. Ünal'ın faulu ve sarı kart çıkıyor Ünal'a. Bu pozisyonda arkadan yaptığı hareket dolayısıyla Arif'in pozisyonda elle kesilmeyi es geçen hakem ikilisi Ünal'ın pozisyonda sarı kartı es geçmedi. Dakikalar 14. Ünal sarı kart gördü. Faul atışını kullanacak şimdi Abazya takımı kendi ara alanından. Doldurulan uzun bir top. Ünal ve Yasin var o pozisyonda ama
Seken top, Serhan top temizlemeye çalıştı. Atak yeri devam ediyor. Abazya adına orta alandan geliştirmeye çalışıyorlar. Savunmada Ahmet Sönmez bu kez. Kapan isim Filatov. Filatov sağ tarafa döndü ama pası uzun. 7 numaralı oyuncuları sağ kanatta oynayan Logua hızlı, seri bir oyuncu. Ancak şu ana kadar çok etkili olamadı. Hasan Piro oyunu başlatacak şimdi. Uzun bir kale atışı. Bilim Mehmet ve Kenan var o bölgede. Savunma dikkatli. Orta alanda Abazi aldı topu. Atak geliştirmeye çalışıyor. Sağ tarafa döndü. Lugua aldı. Lugua ortasını yaptı ama ortayı yapmadan önce top taça çıktı. Taç atışını millilerimiz kullanacak. Tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Aşırı bir sıcak var. Gerçekten ülkemizde örnek verecek olursak şu an futbol maçları 17-17.30 civarı oynanıyor ve o saatler bile sıcak. Ama şu an ülkemizde bu maçın saat 14 veya 15'te oynandığını düşünün. O şekilde bir sıcak var şu anda saha içerisinde. Yasin sağ kanattan geliştirmeye atak çalışıyor. Kaptırdığı top savunmalı Ahmet Sönmez ve kaleci Hasan Piro dikkatli ve atak gelişmeden kesiliyor. Hasan Piro arkadaşlarına bakıyor. Önüne attı topu. Uzun kullanacak yine. Halil Turan var. Halil Turan sekiyor Arif. Arif sağ kanatta yine topu aldı. Arif pası Bili Mehmet. Bili Mehmet kontrol etti. Döndü Ünal'a verdi. Ünal şutu kötü dışarı gidiyor. Pivot forvet mevkinde Bili Mehmet daha çok indirip arkadaşlarına pozisyon aramaya çalışıyor. Halil Turan çift forvette gezgin forvet tarzı oynuyor. 4-4-2 pozisyonunda mücadele ediyoruz bugün. Kenan Özhan ve Arif sağ kanat ve sol kanatı kullanıyor. Orta göbekte Ünal ve Adil. Savunmanın solunda Çağrı, sağında Yasin Kurt. Stoperlerde Serhan ve Ahmet Sönmez bulunuyor bugün adına. Kalede yine Hasan Piro. Ahmet Sivri'nin 2 maçlık cezası bugün doluyor. Kırmızı kart görmüştü ilk maçta. İlk maçımızdı. Karpatalya ile 1-1 beraber kalmıştık. Dün Tibet'i 3-1 mağlup ettik. Ve bugün son sınavımız grup maçlarında. Beraberlik ve galibiyet bize yetiyor gruptan çıkma adına. Karpatalya'nın da bugün maçı var. Onun da az sonra sonucunu sizlere aktaracağız. Kale atışını kullanacak millilerimiz. Karpatalya'nın maçı da bu maçtan sonra oynanacağı bilgisi aldık. Tibet'le lig grupta hiçbir iddiası olmayan Tibet'e karşı Karpatalya'nın şansı bir sürpriz olmazsa %100 diyebiliriz. Kale atışını Hasan Piro kullanacak. Uzun kullandı. Halil Turan indirdi kafayla. Arif var. Savunma daha önce Ünal aldı topu. Halil Turan'ı gördü. Halil Turan döndü. Sol kanada Kenan'a. Kenan'dan önce savunma araya girdi ve taça gönderdi. Bugün daha derli toplu, daha sağlam ve ne yaptığını bilen bir milli takım olduğunu geride kalan 20 dakikalık sürede söyleyebiliriz. Rakibin de gücünün dünkü rakibe göre daha da iyi olduğu açık ve net. Yine uzun bir taç atışı bu kez Kenan'dan. Ceza içerisinde Bili Mehmet faul yapıyor. Gelen taç atışında, uzun taç atışında kafa vurmadan önce faul gerçekleştiriyor. Kale atışı, faul atışını kaleci Bandarenko kullanacak. Abazya'da. ...18 dakika geride kaldı. Kale atışı uzun kullanıldı. Serhan var o bölgede. Kafayla kesti ama Abazya orta sahada topu aldı. Ahmet Sönmez'den sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya vuruş ve top filelerde. Vuruş ve top filelerde. Mükemmel bir gol diyebiliriz Abazya adına. Savunmamızdan seken bir topta. Kaleyi gördüğü anda güzel vurdu, düzgün vurdu. Ve topu ağlara gönderdi. Maskeyov. Maskeyov attı golü. Güzel bir şutla 15 numaralı oyuncu Maskeyov güzel bir şutla ağları buluşturmayı başardı ve 1-0 mağlup duruma düştük. Kalemize ender geldi Abazya. Ve bu geldiği ender pozisyonlardan birinde kalemizde golü gördük.
1-0 mağlup durumdayız. Tabii ki bunun altından kalkabiliriz. Çünkü daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan bir takımız. Rakibe pozisyon vermediğimiz dakikalar 20 dakika geride kaldı. Ama işte bir seken topta önünde buldu Maskeyov ve topu filelere gönderdi güzel bir şutla. Hasan Piro'nun da çok yapacak bir şey yoktu bu pozisyonda. Beraberlik ve galibiyette gruptan çıkıyoruz. Mağlubiyette ise turnuvaya veda ediyoruz. İnşallah bu son dileğimiz, son konuştuğumuz olmaz. Mutlak ve mutlak finalleri, hatta finali, hatta şampiyonluğu görmek istiyoruz. Orta alanda Ünal kafayla Arif'e aktardı. Arif faul yapıyor Arif. Abazya kullanacak faul atışını. 1-0 Abazya'nın üstünlüğü var. Aslında mağlup olursak bugün sıralama maçı oynuyoruz salı günü. Turnuvaya veda etmiyoruz yani, onu belirtelim izleyicilerimize. Sıralama maçları oynuyoruz. 12. 13. Evet. Onun da bir anlamı kalmıyor bence bizim adımıza. Uzun bir top. Aşırtılan top. Serhan son anda ayak koydu. Maskayev'in golüyle 1-0 önde oynuyor Abazya takımımız karşısında. Daha süre çok. 20 dakikayı geride bıraktık. 21. dakika içerisindeyiz. Uzun bir süre var. Mutlak gol bulmamız, beraberlik bize yetiyor. Kenan'a yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacağız. Geride kalan 20 dakikaya baktığımızda oyuna daha çok hükmeden, daha çok rakip yarı alanda topla oynayan, pozisyon üreten bizdik ama futbolun güzelliği burada. Bir kez geldi Abazya, onda da golü buldular ve 1-0 öne geçti Abazya takımı. Serbest vuruş için Ünal topun başında. Yasin de o noktaya gitti. Penaltı noktası ve civarı oldukça kalabalık. Yasin kullanacak atışı. Tehlikeli bir nokta. Ahmet de Serhan da yüksek toplarda başarılı iki isim. Onlar da ceza alanı içerisinde. Şimdi yapılan orta. Altı pas içerisinde bir kamaliyle seker kaleciden. Yine mutlak bir gol şansı. Yine önemli bir pozisyonu değerlendiremedik. Beraberliğe çok yaklaştığımız bir dakikaydı. Ama maalesef o üç direğin arasına bu kez yine sokamadık topu. Banderonko topu yere bıraktı. Uzun bir vuruş yarı alanımıza. Ahmet Sönmez, Ünal'ın biraz dikkatli olması lazım. Sarı kartı var. Şimdi topu kazandı. Yerde yatan bir Abazyalı oyuncu var. Sol kanada aktarılan top. Abazya defansı karşıladı. Yerde yatan isim Aklayandi. Şimdi oyunu durdurdu hakem ve onun yanına gidiyor. Evet, sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Hakem Dimitri Zuokov. Karşılaşmanın orta hakemi Dimitri Zuokov. Dışarı alınmasını istiyor. Akliandi'nin şimdi hakem atışıyla oyun başladı. Halil topu Abazya takımına bırakıyor. Topla hareket halinde olan Zaha'ydı. Uzun bir top. Karşılıyor Serhan. Çağrı'da kalecimiz Hasan Piro'ya dönüyor. Topu veriyor. Hasan Piro'dan uzun bir degaj Kenan'a doğru. Kenan göğsüyle önü muşattı dediğim anda hakem Zuko'u hayır dedi. El de var dedi ve serbest vuruş Abazya lehine. Uzun bir vuruş. Çağrı'dan seken top. Golün sahibi Maskayev. Dışarıdan sert bir vuruş. Asoka dışarıya gidiyor.
Uzaktan şutlarla kalemizi yokluyorlar. Tehlikeli bir şutta Kuagavi'den geldi. Köşe vuruşu kullanacak Abazya takımı. Yapılan orta ceza alan içerisi, defansı uzaklaştırıyor. Sağ kanada açılan top. Yapılan orta defansımız uzaklaştırdı. Bir kez daha dolduruluyor. Bu kez Çağrı. Şimdi Ünal. Bilim Mehmet. Şimdi Halil. Arif top istiyor. Şimdi top Arif'e geldi. Döndü Ünal'a. Zemin gerçekten topu kontrol etmekte çok güçlük yaratıyor futbolcularımıza. Şimdi Maskayev topu taşıyan isim. Ahmet Sönmez yatarak müdahale. Maskayev'e faul yapıyor daha sonra Ahmet Sönmez. Dakikalarımız da 26 oldu. 26 dakikalık bölüm 1-0 Abazya'nın üstünlüğüyle geçildi. Topun başında Kakba var. Yaptı ortasını ceza alan içerisine. Hasan Piro çıktı eliyle yakaladı ve hemen kontratağa kaldırıyor takımımızı. Adil ileriye bir pas Kenan'a. Kenan Logua mücadelesi. Kenan Logua'dan topu kurtardı ama çabuk girdi kademeye orada. Kuagaev topu taça gönderiyor. Hemen kullandı Kenan taç atışını Adil. Tekrar Kenan orta yapacak. Yaptı ortasını. Arka direk. Arif vurursa gol olur, vurdu ama defans. Şimdi Ünal. Yasin adeta can sprane yattı Arif'in önüne. Yasin topu fazla açtı ayağından ve top da oyun alanı dışında kalıyor. Taç atışı kullanacak Abazya takımı. Önemli bir pozisyonu yine harcadık. Biraz daha çabuk hareket edip çabuk karar verebilseydi Arif, belki de gole dönüştürebilirdik bu hatamızı. Yükseklik kazanan top Abazya'da kalıyor. Şimdi Maskayev. İsabetsiz paslar Abazya takımında. Taç kazandık. Adil. Uzun bir taç Adil'den. Kısa kaldı. Kakba topu arkadaşına aktardı. Orada Kugaev. Oyunu yavaşlatıyor Abazyalı futbolcular. Ahmet Sönmez vurdu kafayı ileriye doğru. Adil indirdiği noktada Ünal. Sol kanada Çağrı'nın önünde geniş bir hareket alanı var. Şimdi Çağrı topla buluştu. O açıyı kapatmak isteyen Kakba var. Yaptı ortasını içeriye Çağrı. Kaleci Banderenko için kolay bir top. Dakikalarda 28 oldu. Uzun bir degajman. Yaralanımızın ortalarına kadar düşen bu topu aşırttılar. Maskayev. Maskayev topu taşıdı. Serhan onu kontrol etme çabasında. Maskayev'in pasında şimdi Logua. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Maskayev dışarıya. Çok şut pozisyonu veriyoruz rakibe. Ceza alanı üzerimizde. Dördüncü etkili şutlarını gönderdiler kalemize. Bunlardan biri gol oldu. 1-0 mağlubiyetimiz devam ediyor karşılaşmada. Hasan Piro kullanacak kale vuruşunu. Orta yuvarlak içerisinde kafayı vuran Yasin'den önce aklayan değildi. Faul kararı geldi buna. Dimitri Zukov aleyhimize faul kararı üretti. Olmayan bir faul. Ağır bir karar. İkinci, üçüncü lehine kararı veren bir hakem görüyoruz rakibin. Kugaev kullandı.
serbest vuruşu Çağrı topu taça gönderdi. Dakikalarımız da 30 oldu. Queen Elizabeth Stadında 1-0'lık mağlubiyetimiz var değerli futbol severler. Gol yemeden gol bulmamız lazım. 1-0'lık mağlubiyet bizi gruptan finallere taşımaz. Onu da belirtelim. Şimdi Bilim Mehmet orta alanda, sağ kanada döndü Yasin. Yasin atak başlangıcı Adil'le paslaştı. Adil sol kanata, Çağrı'ya döndü. Net pozisyonlarımız var ama ceza alanı içerisinde biraz şanssız, biraz beceriksiz olduk. İşte bunlardan birinde de Bilim Mehmet yanlış bir tercih yaptı ve uzaktan kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi. 30. dakikanın içerisindeyiz. 1-0 mağlup durumdayız. Maskova'nın golüyle 1-0 önde Abazya takımı. Bu sonuç onları gruptan finallere taşır. Kale atışı kullanıldı. Savunmada dikkatli olmaya çalışıyoruz. Top yine orta alanda onların elinde. Kenan Arif biraz daha yardım etmesi lazım. Sağ tarafta şimdi yapılan orta ceza alanı içerisinde Yasin. Yasin kafayı vuruyor. Arif'e geldi. Arif hızlı çıkarır mı takımı? Arif aldı. Gidiyor. Pası Bilim Mehmet. Bilim Mehmet faul var. Hakem faulu veriyor lehimize ve bir sarı kart daha çıkacak Abazya takımında. İkinci sarı kart olacak bu. 5 numaralı oyuncu bakıyoruz. Kaakba sarı kart görüyor savunmada. Etkili bir isimdi şu ana kadar. Yani hakemi ben dünkü hakemden daha iyi buldum. Evet, Hasan. Kesinlikle. Daha kesinlikle. Otoriter, pozisyonlara daha yakın. Daha genç. Evet, daha genç. Daha iyi bir hakem. Aslında duran toplarda daha etkili olmamız lazım. Hem duran topları iyi kullanabilen ayaklarımız var. Hem de Serhan gibi, Ahmet Sönmez gibi, Halil Turan gibi, Bilim Mehmet gibi boy avantajı olan çok önemli oyuncularımız var. Az önce net bir pozisyon Halil Turan'ın kafa vuruşu, kalecinin de biraz şansıyla kaçırdığımız bir gol pozisyonu vardı. Sanırım yan toplarda gol bulacağız bu takıma ama bekleyip görelim. Şimdi Kenan güzel bir orta. Bilim Mehmet vurdu ve gol. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol. Yan toptan gol bulacağımızı söylediğim anda dakika 31 golü bulduk. Gol Bilim Mehmet. Ama ortayın hakkını vermek lazım. Adrese teslim orta. Mükemmel bir orta. Sadece Bilim Mehmet'e dokunmak kaldı ve topu ağlara gönderdi. Golcü işini yaptı ama Yasin de ortayı yaptı. Dakika 32. Kenan ortaya yaptı. Dakika 32. Mükemmel bir orta, mükemmel bir gol. Evet, yani hakikaten ortanın hakkını vermek lazım. O kadar güzel noktaya yaptı ki ortayı. Altı penaltı noktasıyla kale çizgisinin tam ortasına, ölü noktaya ve orada da Bilim Mehmet gerçekten o noktaya iyi bulundu ve golü attı. Gerçekten güzel bir gol oldu. Gerek Kenan gerek Yasin zaten duran toplarda golün geleceğini, sinyalini veriyorlardı. Tam da söylediğimiz anda gol geldi. Şimdi bu skor bizi finallere taşır ama biz galip gelelim. Biz öne geçelim, bu stresi, bu sıkıntıyı yaşamayalım. Uzun doldurulan topta Serhan'a yapılan bir faul var. 1-1 eşitlik. İyi de oynadığımız bir karşılaşma, iyi mücadele ettiğimiz bir karşılaşma. Bu sıcağa rağmen dünkü yorgunluk, perşembe gün maçımız vardı, yol yorgunluğu vardı, kolay değil. 3-4 gün içerisinde 3. maça çıkıyoruz. Bunların hepsini de hesaba katmak lazım. Ama rotasyonu da aslında yani iyi de yapıyor Burataş. Yani bunun da hakkını vermek lazım. 4 günde 3 maç, kadroda bulunan oyuncularla iyi rotasyon yapıyor ve dinlendire bu oyuncuları kullanıyor. Maçın başında sen de söyledin. Güzel bir top savunma arkasında. Halil Turan kaleci daha önce çıktı. Maçın başında sen de söyledin. 3 maçta da ilk 11'de oynayan 3 oyuncu var sadece. Onlar da temel taşı. Kolay evet. Değil. Serhan ve Hasan Piro Ünal'ı. Bunlar direkt takımın dinamosu. Evet. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki onlar adına da zor, yorgunluk onlara da biniyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi tehlikeli bir noktadan bu kez Abazya kalemize bir serbest atış kullanacak. Dakikalar 34, 1-1 eşitlik var. 1-0 mağlubiyetten Bilim Mehmet'in golüyle beraberliği yakaladık. Kenan'ın müthiş ortasında, Ese teslim ortasında Bilim Mehmet'in de güzel kafa vuruşu. Uzaktan bir vuruş, savunma barajdan döndü. Arif topa yetişemedi ve taç atışını kullanacak Abazya takımı.
gol sonrası özellikle dikkatimi çeken Lemin'in gol sevinciydi. Tribünlerin önüne kadar şimdi de aynen izliyoruz. Bütün taraftarı coşturuyor. Lemi yine kahraman oldu Tahir burada. Lemi tabii takımın amigosu desek, neşe kaynağı desek yeridir gerçekten. Yani şeyde olmadığı halde onu her organizasyona taşıyorlar, götürüyorlar. O da bundan çok mutlu oluyor tabii ki. Evet. Lemisiz bir milli takım artık düşünülmüyor. Evet, bir birlik eşitlik keyfimiz de yerine geldi. Açıkçası finallere kalmak istiyoruz. Buradaki yurttaşlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Onlar bize burada çok büyük destek veriyor. Milli takımımızla yatıp milli takımımızla kalkıyorlar. Onların verdiği bu desteği onlara burada en azından finale kalıp bir şampiyonlukla taşlandırıp onlara bu hediyeyi vermek istiyoruz. Şimdi Abazya kendi aralarından çıkmak istiyor. Doldurulan uzun bir top savunmada gerçekten 3 maçta da istikrarı hiç düşmeyen takımımızın belki de en iyi adamlarından biri Serhan. Kesinlikle öyle. Yani temel direği takımın kusursuz oynuyor 3 maçtır. Aynen öyle. Yine bugün de sahanın en iyi adamlarından biri. İşin hakkını veren önemli oyunculardan bir tanesi. Araya girdi ve topu taça gönderdi. Taç atışını şimdi Abazya kullanacak. Dakikalar 36. 1-1 eşitlik var. Konifa Cup'ta 3. maçımızda, ilk maçımızda Karpatalya ile 1-1 berabere kalmıştık. Dün 3-1 galip geldik. İlk kez bugün mağlup duruma düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. Uzun bir taç atışı vardı. Ünal çıkardı. Şimdi Çağrı ile atağa kalkabilir miyiz? Kenan'a. Kenan çıkar mı savunma? Ama kalkan bayrak var. Taç atışını Abazya kullanacak. Aşırı bir sıcak. Dünkü seyirciye rağmen biraz daha az bir seyirci. Dünkü KKTC'ye verilen destekten biraz daha az bir destek var. Bunu net söyleyeyim. Ancak ilerleyen maçlarda daha büyük desteğin olacağını da dünkü gördüğümüz tablodan sonra net söyleyebiliriz. Şimdi Avazya orta alandan atak geliştirmeye çalışıyor. Hatalı bir pas. Taç atışını millilerimiz kullanacak. Tabii burada bu seyircinin azlığında sevgili Hasan, bana göre giriş ücretlerinin yüksekliğinin de etkisi olduğunu ben düşünüyorum. 11 sterlin. 12. 12. Evet. Bir de park ücreti 5 sterlin. Evet. Sonuçta 17 sterlin. 17 sterlin. 2-3 kişi gelse bir aileden. Burada yemesi içmesi var. Aynen öyle. Bir burger 7 liraymış. Alp abimiz de hemen bize bilgi veriyor. Kolay değil tabii ki. Dün de büyük destek verildi. Herhalde artık haklarını finallere sakladılar. Buradaki yurttaşlarımız Arif. %100'lük bir pozisyon, %100'lük bir faul ama hakem devam dedi. Arif'in hızlı hücumunda kaleciyle karşı karşıya kalabileceği bir pozisyondu. Arif'in de bugün hakkını vermek lazım. Bir sağ kanatta, bir sol kanatta, bir 10 numarada gerçekten enerjik yapısıyla takıma bugün çok şeyler katmış bir oyuncu. Şimdi taç atışını Abazya kullanacak. 37 dakikalık süre, 1-1 eşitlik var. Adil kafayla çıkarmaya çalışıyor orta alanda. Abazya aldı, sol tarafa döndü. Tehlikeli bir atak olur mu? Yasin baskı yaptı, dönüyor. Abazya, Filatov, atak, Serhan yine girdi araya. Vuruşu savunmada rakibe çarptı ve dışarı gitti. 38 dakika geride kaldı. 1-1 skor. Maskelova'nın golüyle 1-0 mağlup duruma düştük 20. dakikada ve 32. dakikada Bili Mehmet skoru eşitliğe getiren golü attı. 1-1 eşitlik bizi finallere taşır. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Dünkü galibiyetten sonra bugün beraberlik yetiyor. Kale atışını Hasan Piro kullanacak. Uzun kullandı. Arif'in olduğu bölgeye Arif indirdi ama kontrolü iyi değil. Taça gitti top. Bugün yedekler arasında bakıyorum. Kaleci Ozan Mercan, Hüseyin Sadıklar, Mehmet Erol, Salih Say, Fırat Ersalan, Necati Genç, Mehmet Altın, Aykut Esmer Aslan,
Uğur Gök, Tansel Ekingen ve Erdoğan Nay'ı görüyoruz ki özellikle Uğur Gök ve Tansel Ekingen ilk iki maçta 90'ar dakika hemen hemen sahada kalan oyunculardı bugün. Yedekler arasında dün sahanın en iyi isimlerinden biri Fırat, yedekler arasında dün sahanın yine en iyilerinden biri Mehmet Altın yedekler arasında. Gerek rotasyondan gerekse bugünkü sisteme göre Mustafa Borataş yani değişkenlik bu yapıyor. Bu kadrodan bir tek Aykut forma girmedi 3 maçta. Evet. Dikkatimi çeken bir tek o Aykut Esmer Aslan, bir tek forma giymeyen. Bir de kaleciler Erdoğan Nay ve Ozan Mercan. Yani o riski de göze almak işte kolay değil. Evet, ona baktığımızda öyle. Mehmet Erol ilk gün oynadı, 60. dakikada oyundan çıkmıştı. O iki maçtır şu anda sahada yok. Baskı var millilerimizden. Abazya uzun kullandı. Yasin Kurt, Arif'e kadar. Arif rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Evet Tahir, yıllardır ülkemizin en iyi sağ açıklarından biri Yasin Kurt. Artık bir sağ bek. Yani açıkçası ben Mausa Türk Gücü'nde onu sağ bek kullanmaya başladıklarında çok yadırgamıştım sevgili Hasan ama sezon içinde sergilediği performans, o sağ kanattaki dinamizmi, topları taşıması, ortaları açıkçası Yasin'den çok beklediğim verimin üzerinde bir verim verdiğini söyleyebilirim sağ bekte. Bir çağdaş sağ bek kazandık Tahir. Yani evet. Hücuma çıkabilen, evet. Ayağına top yakışan, bindirip evet. iyi orta yapabilen çağdaş bir sağ bek. Yani bunu da yanılmıyorsam Fırat Hoca kullanmıştı. Evet, Fırat Hoca ile başladı. Evet, karşılaşmada 40. dakika geride kaldı. 1-1 eşitlik var. Oyunun temposu elimizde ama bu tempoya yatmamak lazım. 20. dakikada kalemize bir defa geldiler, golü buldular. Yine bir sürpriz yaşamama adına gol bulmamız lazım ve daha rahat oynamamız lazım Tahir. Son 5 dakika artık. Yasin'le şimdi hücum girişimindeyiz. Müdafaanın girişimiyle top taça gidiyor. O noktada taça gönderen isim Taşbay'dı. Yasin kullanacak taç atışını. Artık son 5 dakika ilk yarıda yanlış bir taç atışı diyor Dimitri Zukov. Ve taç atışı el değiştiriyor. Abazya'ya geçiyor taç atışı. Taşbay kullandı taç atışını. Maskayev topu almak isterken Ahmet'in müdahalesi bir taş daha Abazya lehine. Kakpa kullandı taç atışını. Taşpa gönderdiği noktada Kenan. Ara pası düşüncesi geçmedi. Yasin uzaklaştırıyor. Bilim Mehmet indirdiği noktada Ünal. Şimdi sağ kanatta Arif. İçeriye döndü, geri döndü. Arif dikine gidebilirdi, onu tercih etmedi. Şimdi Adil, tekrar Arif. İçeriye baktı, yaptı ortasını. Arka direkte Kenan indirdi. Defans uzaklaştırıyor Manolya. Serhan'a kadar geldi o top. Serhan'dan da uzun bir top sağ kanada doğru. Arif'e bayrak kalkıyor offside. En direkt serbest vuruşu Taşbay ile kullanıyor. Abazya takımı paslaşarak kullanıldı bu atış. Tekrar Taşbay. Uzun bir top gönderiyor. Ahmet Sönmez vurdu kafayı. Taça gönderdi. Kullanıldı taç atışı. Filatov. Filatov'dan Kugayev. Sağ kanada açıldı o top. Baskı yapıyoruz. Kenan baskı yaptı. İçeriye doğru gönderilen top. Serhan o noktada uzun bir top. Defansı karşıladı Abazya'nın. Faul kararı geliyor. Serbest vuruş kullanacak Abazya. Dakikalarımız 43'ü de geride bırakmak üzereyiz. İlk yarıda artık son dakika içerisindeyiz. Uzun bir top çıkıyor defanstan. Ahmet Sönmez. Şimdi Filatov. Ara pası. Faul kararı geliyor. Adil'in yaptığı harekete faul veriyor ama
Takımımız bu karardan hiç memnun değil. Dimitri Zukov. Topun başına gelen isim Maskayev. Şimdi bir plase kaleye ama hayır. Düdükten önce kullandığı için sarı kart görüyor. Taşba barajı oluşturuyorduk çünkü Hasan Piro da barajı oluşturuyordu. Erken kullandı taşba ve sarı kartı gördü. Evet Tahir, o az önce 7 numara sağ kanat çok hızlı dedik ya. Lefke'nin Şabat Logoa. Lefke'de oynayan Abazyalı futbolcu. Onu da hemen şimdi fark ettik. Bir bilgi verelim. 7 numaralı oyuncusu bizim listemizde ismi yazmıyor. Sadece soy ismi yazıyordu Logoa. Ama notlarımıza baktık. Şabat Logoa Lefke'de forma giyen isimdi. Abazya takımında şu anda 7 numaralı formayla oynuyor. Topun başında Taşba var. Taşba plasesi üst direkten dışarıya gidiyor. 90'dan Tahir, 90'dan. Şans yanımızda, çatal dediğimiz yere adeta gönderdi. Taşba Allah'tan oraya gönderdi, berekat versin. Tabii ki hele de devre arası soyunma odasına giderken bu skor kötü olurdu. Bir birlik beraberlikle gitmemiz moral olarak ve kötü de oynamıyoruz bugün. Oyundan düştüğümüz anlar yok bugün dün ve ilk günkü maça göre. Bana göre şu anda iyi götürüyoruz. Evet, 2 dakikalık uzatma süresi, en az 2 dakika daha oynanacak ilk yarı. Yasin kullandı taç atışını. Karşılayan Kakba. İleriye doğru gönderilen top. Şimdi Şabat. Şabat defansın arkasına ama Hasan Piro. Şabat Logoa. Sağ kanatta takımın en süratli ismi, Lefke'de de uzun süre forma giymişti. İşin ilginç tarafı Tahir, Lefke'nin sağ açı eski Şabat Logoa, Lefke'nin sol beki Çağrı'ya karşı oynuyor şu anda. Evet, çalan düdükle de ilk 45 dakika sona eriyor, ilk 45 dakikanın skoru 1-1. Hasan, eklemek istediğin bir şey var mı? İnşallah ikinci devrede de bu iyi futbolumuzu, bu mücadele istekli futbolumuzu devam ettiririz. Ben galibiyet istiyorum açıkçası. Bir birlik skorun yeterli olmayacağını. Çünkü her an sürpriz goller olabilir. İşte 90'dan direkten döndü. Bir kazaya kurban gitmeyelim. Evet, sözü biz sevgili Osman abimize verelim. Erdoğan abimize verelim. Röportajları var. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İlk yarı 1-1 bitti. İnşallah ikinci yarı bu işi çözeceğiz. İnşallah. Hadi gel bir röportaj yapalım senin inan. Yok şey değil. Ben de bir şey diyeceğim. Bana söyleyeceğim şey tabii ama. Şimdi ya canlı yayındayım. Evet. Canlı yayındayız. Eurogen TV'deyiz. İlk yarı KKTC 1, Abazda 1. Maçın skoru buydu. İyi oynadık dersek, iyi oynadık, dönem dönem iyi oynadık. Karşı takım çok ciddi bir takım. Yani ne yapacağı belli olmayan bir takım ama geldiğinde çok ciddi ataklarla geliyorlar. Vakabinde de 1-0 öne geçtiler. Ondan sonra biz beraberliği sağladık. Ve ilk yarı böylece 1-1 sona ermiştir. Evet, maçla ilgili bir görüşlerini alayım. Ya çocuklar dün maç yaptılar. Bugün tekrar bir maç daha. Yorucu, sahada biraz ağır. Fakat KKTC daha üstün görünür. Onlar bir iki tehlikeli atak yaptılar ama oyun kontrolü %65 KKTC'de. KKTC'de son hamle yapamıyoruz. Yani çok iyi gideriz. Galenin ağzına kadar çok iyi gideriz. Orada son hamle yok. Onu başarırlarsa, yakalarlarsa bu maçı alabiliriz. Yani ben ama kesinlikle... Ama hafife alacak bir rakip. No. İyi, onlar da iyi. Ama KKTC bu maçı alabilir. Zaten beraberlik de bize yeter. Dolayısıyla yani eğer
bir gol yakalarsak ikinci yarı ilk şey en az berabere bitirir ve bu işi götürür diye düşünüyorum. İnşallah. Fıratları. Biz galip gelmek istiyoruz. Grup birincisi olarak çıkmak istiyoruz. Tabii tabii. O yüzden röportajlarımız devam edecek. Yakında elimde. Ben yanına tamam. Gidelim. Evet. Şimdi alalım mı? Gel. Gel başkan. Evet. Federasyon temsilcimiz, as başkanımız Sayın Serdar Sarı ilk yarı bildiğiniz gibi bir sır mağlup durumdaydı. Akabinde beraberliği sağladı. Onun yorumunu ben sana bırakacağım. Tabii ki şimdi bu son maç. İki tarafta maçı ister özellikle rakibimiz. Onlara mutlak galibiyet. Bize en azından beraberlik de yeter. Bu yüzden bugün maçlar zor maçlardır. Futbolcuların kafası yani atak mı yapsak, defans mı yapsak zor bir durum. Hava da biraz sıcak. Tabii ki bir gol yedik, şanssız bir gol yedik. Adam da iyi vurdu. Benim temennim burada en azından mağlup olmayalım. Galip gelme, beraberlik de bize yeter. Biraz daha dikkatli olursak biz daha fazla onların kalesine geliriz. Biz daha fazla onların alanlarındayız ama işte son vuruşlarımızı falan bir türlü bitiremedik. İnşallah gol yemeyiz. İkinci yarı ne olur? İkinci yarı işte benim tek niyetim gol yemeyelim. Çünkü ikinci yarı çok daha hızlı maç olmasını beklerim ben. Çünkü şu anda rakip yüklenecek. Rakip için bir gol yeter. Öne, en kötüsü. Galibiyet ister. Tabii. Ve rakip bütün, hele son 15-20 dakika bana göre rakip bütün ağırlığını koyacak. Şey koyacak. Tabii çünkü çok risk alacak. Bu duran topları çok tehlikeli kullanıyorlar. Duran topları doğrudur. Çok tehlikeli kullanırlar. Bu yüzden bizim duran top fazla vermeyelim. Elimizden geldiği kadar faul yapmayalım. Kart yemeyelim. Ve biraz da bana göre orta sahamıza biraz daha yakın oynamamız lazım. Yani defans, orta saha ve ileri üç arasında büyük bir mesafe, bir boşluk var. Dönen topları baktığımız zaman daha çok onlar alır. Sayın Başkanım, iki maçta da bu sıkıntıyı çektik değil. Orta sahada bir tam böyle çalışan bir dinamo, belki yorgunluğu, belki sakatla bir eksiklik var. Ve ataklarımız yaparken de dikkat ederseniz genelde sağdan soldan ortadan gelip de dönen topa müdahale edecek veyahut da tekrar alıp da oyuna sokacak bir şu anda bir eksikliğimiz var. Belki hocanın taktiğidir bilemem. Ama inşallah bu bize bir mağlubiyet getirmez. Daha yakın oynamamız lazım. Topu daha fazla pas yapmamız lazım. Yan toplarla gelmeye çalıştık ama bir de hava toplarında vuramıyoruz. Yani gelen yan toplarda 8-10 tane yan topları geldi. Rodur boşalt yaptık. Aynen. Ve bir tane işte duran toptan kafa vuruşu yaptık. Bilmem belki hoca onu çözer ama niyetimiz maçı kaybetmeyelim. Nasıl olursa olsun. Beraber olsun kanalımız. Beraber olsun, bizim olsun. Bu Turat'laydım eminim. Bir de arkadaşlarım ben öğrendiğim kadarıyla çok da maç yapmadılar. Maç eksikleri de var. Şimdi bir de eksik olunca takımda doğal olarak birbirlerine alışmalı ister. İnşallah bunu geçerek önümüzdeki turlarımızda da şampiyonluğa gideriz. Teşekkür ederim. Ama takımımız iyi, fena bu değil. Bu akşam da balomuz var. Bu akşam da balomuz var. 10 Haziran'da da bildiğiniz gibi festivalimiz var. Tabii Riva Sayıta. Bunu anlattım. Atletik Center'de festivalimiz var. Evet yani bu ay hep dolu dolu benim gidecek. Benim daha eve gittiğim yok. İnşallah hanım bize sonunda kapıyı göstermez. Yok ya. Atsa beni atardı bugüne kadar. Seni atmaz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Sayın elçimize gidelim Zehra Hanım'a da oraya. Evet efendim yine ben geldim. Canlı alacağım seni. Gel gel. Canlı yayındayız. Gel görüntü çekeceğiz orada. Evet, bugün görüntülü. Evet, Eurogençteyik. Canlı yayındayık Sayın Elçim. Zehra Hanım, dün görüntüde değildik, bugün görüntüye aldık. Ayağınız uğurlu geldi. Dün 3-1 kazandık. Bugün henüz daha maç 1-1. Maçla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Söyleyeyim. İnşallah ayağım uğurlu gelir. Ondan şüphem yoktu. Ama ben ne dedim dün? Türk halkı futbolla yatar, futbolla kalkar ve futbolu çok sever. Ondan öte ben dünkü maçta ne gördüm? Muhteşem bir takım oynuyor burada. Taraflar potansiyeli, yapabilecekleri şeyler çok çok ötede. Kaç tane daha goller atabileceklerini ben izledim. Kapasite var, potansiyel var. Tabii ki güzel oynamak değildir maç. Önemli olan gol atmaktır. Sonuç ve alman. İnşallah bugün de burada onu göreceğiz. Benim niyetim, dileğim odur. İnanıyorum ki yapabiliyorlar. Tabii ki daha 24 saat geçmedi dünkü maçın üstünden. Ne kadar dinlendiler onu da bilmem. Kadromu çok geniş. Evet, o güzel. Şu ana kadar
maçımız 1-1. Bizim de istediğimiz buydu bu noktaya kadar. Evet. Ancak bundan sonra da daha goller atabileceğimizi yani merakla izleyeceğiz. Maçın sonucu ne olur? Hadi bir sonuç yok, alayım. Hiç onu söyleyeyim. İçinizden ne geliyor? Bir skor söyle bakalım lütfen. Söylemeyin. Yazayım bir yere, vereyim size. Açın sonra bakın. Tamam. Olur mu? Seyirci için ne diyeceksiniz? Bugün biraz azınlığa düştük. Dün muhteşem idi. Evet, evet. Yani biraz da ne olabiliyor? Online bilet alınmaya çalışıldığında son 24 saat içinde benim anladığım kapatılıyor online servisler ve bugün birkaç kişi beni telefonda aradı. Var mı bilet? Biletler mi satıldı, bitti falan gibisinden. Hani kapıya gelince bilet alabileceklerini de bilmiyor insanlar. Belki onu duyurmanızda fayda var. Yani bence online de bilet alınmasa bugün maçı kapıda alınabilir diye. Maçı geçelim. Hayırlısıyla geçsin. Hayırlısıyla geçelim. Ondan sonra bir derki maça bunu bir daha fazla yaymamız lazım. Evet. Son sözlerini alayım. Bol şans, bol şans. Tabii ki bu akşam balodayız. Evet, sonuna balosu kadar beraberiz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olasın. Kolay gelsin herkese. Teşekkür çok sağ olun. Bol şans. Teşekkürler. Thank you. Sayın Nazım Çelebi. Evet, Sayın Zehra Başaran'ın sözlerini aldık. Gayet güzel, umutlu, maç bizim diyecek. Şimdi Federasyon Başkanımız Sayın Nazım Çelebi yine her zaman yanımızda. Başkan, dün buradaydık. Evet. 3-1 kazandık, çok mutluyduk. Çocuklar gibi şenidik. Evet, coştuk. Seyirci muhteşem idi. Evet. Bugünle ilgili görüşlerini alayım. Bugün dünü arar olduk. Dünü arar olduk. Hem futbolcu açısından hem seyirci açısından. Daha kalabalık, daha sıcak bir atmosfer vardı. Hem Tibet halkı takımını desteklemek için burada yoğun çaba gösterdi. Davullar, zurnalar eşliğinde. Hem aynı şekilde biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak aynı şekilde davullarla, zurnalarla burada bir atmosfer oluşturduk. O atmosfer çok güzeldi. Bugün inşallah yani o atmosfere benzer bir atmosferi maçın bitiminde yaşarık. Yani çünkü şimdi şu anda bugün an itibariyle grubumuzda lideriz. Bu liderliğin beraberlik bizi en iyi ikinciliğe taşır. Galibiyet bizi grup lideri yapar. Grup lideri olarak bu gruptan çıkmak bizler için çok çok önemlidir. Avantaj. Çünkü diğer grubun ikincisiyle evet oynayacak. Tabii. İnşallah da bugün istediğimiz sonucu alırız. Hem halkımız hem takımımız o güzel günde bizleri sevindirir. Sayın Başkan, bu akşam federasyonumuzun geleneksel ödül balosu var. Evet. İlk kez milli takımımıza beraber kutlayacağız. Bu akşam için söyleyeceğiniz birkaç kelime. Ben bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buralara gelip de bizlere bu güzel günü yaşatmaya çalışan bu çocuklar, yönetim kurulu, federasyonumuz olsun, devletimiz olsun, bu çocuklara aile şefkatini gösterecek olan Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na buradan tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunarım. Biz buyuz işte. Dediğimiz zaman biz bir aileyiz, işte biz bir aileyiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımızla bu çocukları beraber bu akşam doya soya eğlendireceğiz. İki cümle alayım Euro Genç TV için. Euro Genç TV gene bir ilke imza attı. Yine turnuva başlayalı. Yine aynı şekilde bu sahada bizi yalnız bırakmadı. Bundan sonra da bakacağını tahmin etmiyorum. Teşekkür ederim. Dilinize, ağzınıza sağlık. Başkanım iki kelime alayım. Elinde bir şey değil. Canlı yayındayım. Euro bunu her zaman yapar Euro Genç TV. Evet başkanım, dün muhteşem bir günüydü. Gerek seyirci açısından, gerek skor açısından. 3-1 skor güzel idi. Hepsimiz mutlu olduk. Fakat bugün gördüğüm kadarıyla ciddi bir rakip var karşımızda. Ne yaptığını bilen bir rakip var karşımızda. Biz bir ara şuurcu sahibi gelişim, bir sığmalı turma düştük. Beraberliği yakaladık. İkinci yarı ne olabilir başkanım? İkinci yarı birinci yarıdan daha sert ve daha futbol geçecek. Çünkü rakibimizin kazanması şart turnuvaya devam etmesi için. Bize beraberlik yetse de onların kazanması şarttır. Dikkatli olmamız gerekir. Çünkü yorgunluğun da getireceği iki gün üst üste futbol oynamış çocuklar. Yani ne olacağını tahmin etmek zor. Çok zor. İnşallah
en az beraberlikle bu maçtan çıkarız. Galibiyet bizi daha da sevindirir ama çıkmak da güzel. Bekleyeceğiz. Bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet, maçımız birazdan ikinci yarı başlamak üzere. İlk yarı dediğimiz gibi ilk yarı 1-1 kapandı. Dönem dönem iyi oynadık. Dönem dönem oyunu rakibe kaptırdık. Ama umarım ikinci yarı inşallah Allah'ın izniyle de maçı galip bitirerekten gruptan birinci olarak çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum. Değerli futbol severler, birazdan ikinci yarı başlamak üzere. Değerli Hasan arkadaşımızı bekliyoruz maçın anlatımı için. Ben sizlere gelene kadar, evet geliyor arkadaşlar. Evet, şimdilik benim röportajlarım buraya kadar. Maçtan sonra yine hep birlikte olacağız. Evet, maçın anlatımını ben yine arkadaşlarıma veriyorum. Bol şans. Teşekkürler Erdoğan abi, sağ olasın. Evet, ikinci yarı çalan düdükle başlıyor ilk yarı. 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı değerli futbol severler. Gelişen bir Abazya atağı var. Maskaev yerde kaldı. Karar serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan bir serbest vuruş kullanacak şimdi Abazya takımı. İlk yarıda bizim golü bulduğumuz hemen hemen aynı bir noktadan. Ceza alanı ön çizgisi oldukça kalabalık. İşaret geldiği yapılan orta, kafayı vuruyor orada. Bakıyorum Ünal, dönen top, sert bir vuruş, Serhan çıkarttı. Sağ kanada açıldı top. Devam ettiriyor oyunu Zokov. Uzun bir top. Şakba. Şimdi Arif. Bu arada yerde kalan oyuncumuz var orada. Kenan. Maskaev. Şabat bindirme yaptı. Maskaev. Halen yerde yatıyor oyuncumuz. Uzun bir vuruş, üstten dışarıya gidiyor. Dimitri Zukov şimdi oyuncumuzun yanına gidiyor. Bakıyorum yerde yatan oyuncumuz. Kenan galiba. Kenan. Evet. İlk anda ben de öyle görmüştüm ama sırt numarasını okuyamadım. Yüzünü tutuyor Kenan. Bilim Mehmet de yanına gitti. Ve sağlık görevlileri oyun alanına giriyor. Mehmet Eroğlu hemen ısınmaya gönderdi Mustafa Borotaş. Kenan şimdi yavaş yavaş doğruluyor. İkinci yarıda 3 dakikayı geride bıraktık. 48. dakika içerisindeyiz. Bir birlik eşitlik devam ediyor mücadelede. Kenan kenara alınıyor. Takım doktorumuz Nevzat Denerel hemen müdahale etti ona. Kenan şimdi oyuna dahil oluyor. Kaleci Hasan Piro topu kontrol ediyor. Aklidani baskı yapmıştı ona. Şimdi uzun bir degajman Hasan'dan. Kenan sektiriyor dizinden, top oyun alanının dışında.
taç atışı kullanılıyor. Serhan Bilimeme dindirdi. Abaze defansı uzaklaştırıyor. Adil Ünal dönüyor kalecimiz Hasan Piro'ya. Yavaş hareketler Hasan Piro'dan. Baskı yapan Maskayev'di. Uzun bir vuruş. Karşılayan isim orada Kakba, Yasin, Bilim Mehmet, Ünal yerde kaldı. Arif sert bir müdahale Ünal'a. Acı içerisinde yerde kıvranıyor Ünal. Gitti, özür diledi Tayıkba. Serbest vuruş kullanılacak. Topun başında Kenan var. İlk yarı Kenan'ın kullandığı serbest vuruşta golü bulmuştuk. Kısa bir pas saçma Yasin'le. Araya giriyor orada defans. Akbidali topu taşıyor. Şabat oyun alanında tutamıyor topu. Taç atışı kullanacağız. Top Abazya takımında. Maskayev'in pası Aklidani'den önce Serhan müdahale etti. Şimdi Kenan. Halil hareketli topa koşuyor ama top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Abazya'nın. Uzun bir taş çağrı karşıladı. Kenan isabetsiz bir pas. Serhan, Kenan, Ünal, çağrı, müdahale, taç. Taç atışını milli takımımızın 52. dakika içerisindeyiz. Arif, şimdi kaleci Bandarenko uzatlaştırdı topu. Bilim Mehmet indirdi. Arif bir şut defansa bayrak kalktı offside. En direkt serbest vuruş kullanacak Abazya takımı. Bandarenko kullandı atışı. Yaralarımıza düşen topa Ünal müdahale etti. Taç atışı şimdi kullanıldı Şabat tarafından. Yasin. Uzun bir top rakip yaralana. Taç atışı milli takımımızın. Çağrı kullanacak taç atışını. Bilim Mehmet indirdi. Halil aşırttığı noktada Taşba var. Taşba ileriye gönderdi. Yasin karşıladı. Adil. İleriye doğru yüksek bir top. Defans karşıladı. İkinci arada çok pas atasın var sevgili Hasan. Evet, iki takım da istediği oyunu oturtamıyor bir türlü. Biz biraz daha da beraberliği koruma düzeninde. Ama Abazya'da bu galibiyet için pek yüklendiğini söyleyemem. Orta alana kilitlenmiş ve pas atalarının çok olduğu bir geride kalan 9 dakika izlediğimizi söyleyebilirim. Bandarenko kullanıyor. Endirek serbest vuruşu offside'dan doğan. Aklidiani indirdi. Şimdi Maskayev. Maskayev topla hareket halinde. Bastı topa çekti. Aklidiani
Offside bayrağı kalkmadı. Halen top onda. Şimdi Maskayev. Bıraktı topu alan Kugaev. Kugaev döndü ileriye doğru. Çağrı karşıladı. Gönderdiği topu. Şimdi Ahmet, Arif ve Halil. Sol kanada uzun bir top. Hareketlenen Kenan. Defans derinliğinde. O noktada Manalya var. Manalya topu taça gönderiyor. Karşılaşmanın 55. dakikası içerisindeyiz değerli futbol severler. Bir birlik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Kenan'la taç atışını kullanacağız. Bir bir eşitlik gruptan finallere çıkmamızı, çeyrek finale çıkmamızı sağlıyor. Taç atışını Kenan kullanacak. Uzun kullanır taç atışını ama kısa kullandı. Çağrı'yı gördü. Çağrı döndü. Ara pası Kenan'a, savunma araya girdi. Kenan tekrar söktü. Kenan, Halil Turan. Halil Turan ceza üzerinde vuruşu dışarı gitti. Vuruşu dışarı gitti. Önemli bir pozisyon olabilirdi. Mehmet Erol'dan sonra Uğur Gök'ün de ısınan oyuncularımız arasında olduğunu şimdi söyleyelim. Girme adına kenarda hazırlıklarını sürdürüyorlar. Kaleci Bandarenko uzun kullandı. Ancak orta alanda Ünal'a faul yapılıyor. Faul atışını kullanacak millilerimiz. Evet, hakem Dimitri Kuayevasan Zukov. Dimitri Zukov geçtiğimiz yıl ülkemize düzenlenen Euro 2017'nin final maçını yönetmişti. Sevgili Derviş Hocam bilgi verdi bu konuda. O detayı da aktarmış olalım. Belli zaten genç, atletik ve kararlarında %80, %90 başarıyı bulan bir hakem. Evet, bir bir eşitlik devam ediyor. 56. dakikaya giriyoruz. Yine rakibe pozisyon vermeyen bir oyun yapımız var ama işte o pozisyon vermediğimiz 20. dakikada uzaktan sert bir şutla kalemizde golü görmüştük. 1-0 mağlup duruma düşmüştük. 32. dakikada Kenan'ın müthiş ortasında Bili Mehmet'in güzel kafa vuruşuyla da eşitliği yakaladık. Bir bir eşitlik devam ediyor. Konifa Cup 2018'de 3. maçımızda ilk maçı 1-1 berabere bitirmiştik Karpatalya ile. Dün Tibet'i 3-1 mağlup ettik ve bugün beraberlik ve galibiyet halinde çeyrek finale yükseleceğiz. Bugün ve yarın oynanacak olan maçlar sonrası tabii ki çeyrek finaldeki rakibimiz de belli olacak. Onu da hemen belirtelim. Hasan Piro uzun kullandı. Halil Turan indirdi. Bili Mehmet. Bili Mehmet savunma araya girdi ama doldurulan topta Çağrı. Çağrı Adil'i gördü. Adil pası tekrar Çağrı'ya, savunma araya girdi. Karpatalya'da orta alanda hızlı çıkmaya çalışıyor Karpatalya. Filatov sağ tarafa Şabat. Şabat'la tehlikeli geliyor Abazya. Şabat bakıyor ceza içerisine, ortayı yaptı. Yasin Kurt kafaya vurdu ve topu kornere gönderdi ama faul kararı çıkıyor. Arkadan Yasin'e yapılan harekete doğru karar. Özellikle orta alanda Filatov ve sağ kanatta Şabat Logua ile gole atan Maskayov. Bunlar dikkat çeken oyuncular şu ana kadar Abazya takımında. Savunma dikkatli, doğru hareketlerle, yerinde hareketlerle pozisyon az veriyorlar. Dünkü Tibet takımına karşı en az 2-3 gömlek daha iyi bir takımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Hasan Piro uzun kullandı. Bili Mehmet kafayla indirdi. Ceza içerisinde Ünal'dan önce savunma topu kornere gönderdi. Yine savunmadan Ahmet Sönmez Serhan'ın ileriye çıktığını görüyoruz. Topun başına da her zamanki gibi duran topların usta ayağı Kenan gidiyor. Dün özellikle bu topları Fırat kullanıyordu. O da çok iyi ceza alanına top kesen bir oyuncumuzdu. Kenan topun başına geçti. Korner atışını kullanacak. Ceza alanı içerisinde uzun boylu oyuncularımız yine Bili Mehmet, Halil Turan, Adil ve Ünal da var. Yapılan orta, savunma araya girdi. Dönen top Arif aldı. Arif en geriye döndü Çağrı'ya. Savunma arkasına atılacak bir top. Offside olmazsa tehlike olabilir. Doldurulan top Halil Turan. Ahmet Sönmez ileride kaldı. Seken top Arif. Arif taça çıkması için bıraktı. Taç atışını millilerimiz kullanacak. Adil geliyor. Taç atışını kullanmak için yarım korner kullanacağız yine. Bir noktada taç atışlarını korner gibi kullanıyor Adil ve Kenan. Adil yine ceza alanı içerisinde.
Bili Mehmet, Halil Turan var. Ahmet Sönmez var. Doldurulan top. Bili Mehmet. Savunma. Son anda kaleci. Bandarenko yatıyor ve topu alıyor. Çalan düdük de var. Faul kararı yönünde. Bili Mehmet'le rakip takımın savunma oyuncusu arasında bir itişme oldu. Hakem araya girdi. Bandarenko kullanacak faul atışını kale alanı içerisinde. Bu arada Uğur Gök sanırım değişiklik için çağrıldı. Bakıyorum. Mustafa Borataş değişikliğe gidecek mi? Onu da az sonra söyleyeceğiz. Hayır, ikisi de ısınmaya devam ediyor. Doldurulan top. Ünal girdi araya orta alanda. Yine bugün Dinamo gibi çalışıyor. Kenan'a çok sert bir hareket. Abazyalı oyuncudan Zahanka, o da sarı kart görüyor. Üç futbolcusu sarı kartlı Abazya'nın sert hareketlerinden dolayı. Evet, bir sarı kart daha çıkmış oldu Abazya takımına orta alanda. Şimdi Ünal ve Adil topun başında. 1-1 eşitlik devam ediyor. Nefeslerimizi tuttuk ve çeyrek final için geri sayıma geçtik. Ünal doldurduğu top Halil Turan göğsüyle indirdi. Arif var o bölgede. Arif topu aldı. Arif ceza alanına girer mi? Ortası kötü, dışarı gidiyor. 60. dakika içerisindeyiz. 1-1 eşitlik devam ediyor. Hasan Piro, Yasin Kurt, Çağrı Kral, Ünal, Kaya, Adil Uçar, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Arif Uysal, Kenan Özsan, Halil Turan ve Bili Mehmet ilk 11 ile mücadele ediyoruz bugün. Ünal yine kafayla karşıladı. Arif Ünal'ı gördü. Ünal savunma arkasına bir top. Bili Mehmet orada. Bili Mehmet aldı. Rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Rakibinden sıyrıldı. Ortası çok iyi. Kenan düzeltti, vurdu, savunma araya girdi. Şabat atağı hemen sol kanata çevirdi. Sol kanattan geliyor Abazya takımı. Arkadan yapılan Arif'in hareketi faul. Faulu Abazya kullanacak. Abazya taraftarlarını da coşkuyla izliyoruz burada. Müziği sonuna kadar açmışlar tribünlerde ve takımlarını bayraklarla destekliyorlar. Güzel bir tablo. Dünkü Tibet taraftarlarını da kutlamak lazım. Mağlup olan takımlarını tribüne çağırdılar ve coşkuyla kutlamışlardı. Doldurulan top. Hani kontra atağımız olabilir. Bili Mehmet Kenan'a döndü. Kenan Halil Uçar. Halil Uçar tekrar Bili Mehmet. Hızlı çıkabilirsek. Arif'e döndü sağ kanata. Şimdi iyi bir orta. Arif Ünal'a döndü. Ama artık Babazya takımı yerleşti. Yasin orta alanda Adil'e döndü. Adil sağ kanatta Yasin'i gördü. İyi bir orta, gol getirir mi? Yasin rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Yasin atak devam ediyor. Yasin güzel bir ortaya yaptı ama savunma araya girdi ve kafayla uzaklaştırdı. Maskayanov topu aldı, golü atan oyuncu. Maskayanov baskı var orada. Yasin Kurt'tan aldı ama kaptırdı. Maskayanov orta alana döndü. Filatov sağ kanada Şabat'a döndü. Şabat Çağrı'dan sıyrılabilir mi? Sıyrılamadı. Serhan araya girdi. Kafayla önledi. Adil'in pası kısa. Kenan'dan önce Abazyalı oyuncu ve arkada kalan Kenan'ın hareketi faul oldu. Faul atışını Abazya kullanacak. Abazya şimdi orta alandan bir faul atışı kullanacak. Şabat bıraktı. Filatov. Zaten Abazya takımında az önce de söyledim. Filatov, Maskionov ve Şabat hemen hemen oyunu yönlendiren isimler. Doldurulan uzun top Serhan kafayla önledi. Şabat'a gitti. Şabat'tan önce Çağrı topu taça gönderdi. 63. dakika içerisindeyiz. 1-1 eşitlik devam ediyor. Bir gol bulmamız lazım. Çünkü her an kalemizde göreceğimiz bir gol bizi çeyrek finale taşımaz. Gruplardan çıkamayız. Sürpriz bir gole eleniriz. O yüzden garantiye almamız adına mutlak gol bulmamız lazım. İşte bir korner atışı Şabat'la kullanacak.
Abazya takımı ve oyuncu değişikliği var. 3 numaralı oyuncu oyundan, 13 numaralı oyuncu Taysaba oyundan çıktı ve 3 numaralı oyuncu oyuna giriyor ama Verika'da 3 numara yok. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Maskevanov oyuna korner atışını kullanacak şimdi. Ceza alanı içerisi kalabalık. Dikkatli olmamız lazım. Maskevanov ortayı kale içine çevirdi. Tehlikeli bir nokta. Kafalardan sekiyor. Karambol. Atak devam ediyor. Maskevanov aldı, düzeltti, vurdu ve dışarı gitti. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Karambol'de kendi oyuncularımızdan üçünden birbirine çarptı. Onların önüne düştü. Vuruşları kötüydü. Allah bizi korudu diyebiliriz bu dakikada. 64. dakikaların son saniyeleri. 1-1 eşitlik devam ediyor. Hücum hattında biraz daha aksiyonu artırmamız lazım. Pozisyonları üretmemiz lazım. Doldurulan uzun top. Taç atışına gönderdi. Abazya savunması. Evet, dakikalar 65. 1-1 eşitlik devam ediyor. Konifa Cup 3. maçımızda KKTC Abazya'ya karşı. Çağrı topu sürüklemeye çalışıyor. Kaptırılan top. Hani bir kontratak olabilir Abazya için. Arayın kaybediyor topu. Yasin. Arif. Şimdi Halil. Ünal. Kaybettik topu. Ünal'ın sarı Ünal'ın kartı da var Tahir. Müdahalesi. Serbest vuruş hemen oyuna başladı Abazya takımı. Sol kanada Arayin'e. Arayin topu aldı. Üzerine zekilerine gidiyor Yasin'in. Arayin. Serhan girdi araya ve topu uzaklaştırıyor. Bence Ünal iyi bir mücadele gösteriyor ama onda da 3 maçın yorgunluğu da artık yavaş yavaş başladı. Tehlikeli sarı kart sınırında bir Mehmet Erol Ünal değişikliği orta alanda olabilir Tahir. Abazya atağa gelişecek dediğim anda Halil Turan'ın arkadan müdahalesi sert. Şabat'a sarı kart görüyor Halil Turan. Ünal yine dün sakatlandı. Ayak bileğinde bölgesinde yine ağrılar hissediyor. İki pozisyondur yerde kalıp ayak bileğini tutuyor. Mustafa Borataş'ın bir an önce bana göre orta saha hamle yapması lazım. Serbest vuruşu kullanacak Abazya takımı. Şabat geriye döndü. Kakbiyan'ın uzun topu Ahmet Sönmez karşıladı. Arayin Yasin mücadelesinde Yasin ayakta kaldı ama Arayin yerde kaldı, kalkamadı. Şimdi doğruluyor. Yasin de topu centilmence dışarıya bıraktı. Taç atışı Abazya takımının. Ünal'ı gördüm, kenara değişiklik işareti yaptı. Evet, Ünal devam edemeyecek. Bakıyorum Mehmet Altın'ı çağırdı. Mustafa Borataş. O da olabilir Tahir. Dün sahanın en iyi oyuncularımızdan biriydi. Mehmet Altın da Mehmet Erol da Ünal'ın o bölgedeki görevine yakın görev yapabilir. Kenan. Beni Mehmet. Pası Ünal. Halil çıktı, top istedi. Şimdi Halil. Sağ kanada aktarabilir mi dediğim anda. Arayin geldi. Araya girdi, topu aldı. Şimdi Abazya atağı Maskayev. Maskayev içeri doğru kat etti topla birlikte. Baskımız var. Halil Turan. Billy Mehmet indirdi. Halil. Seken top Kenan. Bir çalım rakibine yatarak müdahale. Defansta o noktada Manalya. Taç atışı ekibimizin. Yani bence yavaş yavaş çift forvetten de dönmemiz lazım Tahir. Artık 4-2-3-1 olabilir. Tek forvete dönmemiz lazım ve biraz daha orta sahayı kalabalıklaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Topu daha fazla ayağımızda tutalım. Daha rakibi daha fazla kalemize yaklaştırmayalım. Kesinlikle, yani beraberliğin yettiği bir karşılaşmada Bu arada Adil şutu, ters bir vuruş, kaleci son anda Bondarenko. Çok doğru değil diye düşünüyorum.
Konturpiye'de kalmıştı Bandereko ama son anda direkt dibinde topu yakalamayı başardı. Uzun bir degajman. Ünal vurdu kafayı. Seken top Çağrı. Ters bir vuruş ondan. Korner. Abazya takımı korner atışı kullanıyor. İki maçta da yaşadığımız orta sahadaki çöküntüyü yine yaşamaya başladık bu dakikalarda. Bilmem dikkatini çekti mi? O yüzden çift forvetten bir an önce orta sahaya hamle yapması lazım. 70. dakika içerisindeyiz. Artık son 20 dakikaya girdik. Her iki takımda da birer oyuncu değişikliği gerçekleşecek az sonra. Hakem Dimitri Zukoven'imiz buna izin vermedi. Bakıyorum şimdi izin verdi. Rakipte de duran topları Maskeyanov çok iyi kullanıyor Tahir. Biz de az önce söylediğimiz Maskeyev golü atan oyuncu bir önceki pozisyonda da çok iyi kullanmıştı. Yine tehlikeli noktada topun başında. Bekleyelim bakalım inşallah bu tehlikeyi de atlatırız. Evet, Filatov oyundan çıktı. Oyuna girene bıraktı korner atışını Maskeyev. Ve Kogonya oyuna dahil oldu. Abazya takımında Mehmet Altın da oyuna girecek. Bekliyor kornerden sonra. Kornerden sonra dedi Mustafa Borataş. Bekletiyorlar kornerden sonra girecek. Kogonya kullanıyor köşe vuruşunu. Yapılan orta. Bili Mehmet vurdu kafayı. Son saniye çok iyi dokundu topa. Sert bir vuruş. Arif'ten döndü ama top oyun alanı dışında kalıyor. Evet, şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ünal oyundan çıkıyor. Ve Mehmet Altın oyuna dahil olacak. Yani dün galibiyetimizde büyük rol oynamıştı Halil Turan. Dün iyi de futbol oynamıştı. Bugün de şu ana kadar kötü değil ama bence Bili Mehmet oyunda tutulup Halil Turan'ın oyundan alınması lazım. Bir Mehmet Oroğlu, bir Uğur Gök çabuk hızlı ve oyuna katkı koyacak bir hamle yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet, Ünal kenara alınıyor. Sakatlığı da vardı ayak bileğinde. Devam edemeyeceğini belirtti kenara. Teknik heyete ve bu değişiklik gerçekleşti. Mehmet Altın oyunda, Ünal kenarda. Taç atışı, el değiştiriyor. Yasin kullanacak taç atışını. Halil'e doğru gönderilen top. Halil aşırttığı noktada Bili Mehmet. Bili Mehmet topu oyun alanında tutamıyor. Taç atışı Abazyan'ın. Şimdi kullanıldı taç atışı. Aray'ın. O da oyun alanında tutamıyor topu. Taç milli takımımızın. Artık son 15 dakikaya girmek üzereyiz. Dakikalarımız 73. Birbirlik eşitlik var mücadelede. Arif aşırttığı noktada Kakba var. Kakba'ya baskı yaptı Arif ve topu oyuna sokmasına izin vermedi. Taç at, kale vuruşu Abazya takımının. Bandereko kullandı kale vuruşunu. Taç atışı milli takımımızın. Yasin Kurt gitti taç atışını kullanmak için. Yasin şimdi kullanıyor atışı. Abazya defansı uzun bir top gönderdi Aray'ından. İleriye doğru aktarılan bir top, tehlikeli bir atak olabilir Abazya için. Yapılan orta. Allah'tan yetişemedi o noktaya. Şimdi top açıldı sağ kanada Zahna. Zahna'nın ortası Çağrı. Korner. Yine tehlikeli. Yan toplarda gerçekten çok tehlike yaratıyorlar. Az önce Bili Mehmet kurtardı bizi. İnşallah yine
kötü yaparlar ya da savunmamız dikkatli olur. Çünkü çok iyi orta yapıyorlar. Köşe vuruşunu yine Kogonya kullanacak. Ceza alanı içerisinde yine kalabalık. Öndüreye doğru kullanılan orta. Serhan müdahale etti. Şimdi Arif. Yine Bili Mehmet Tayyip. Evet. Şimdi Şabat. Sağ kanada uzun bir top. Kogonya var o noktada. Topu kontrol ediyor. Kenan geldi açığı kapatmak için. Sıyrıldı ondan. Kogonya yaptı ortasını. Serhan aşırttı. Kapadı o bölgeyi. Bir vuruş defans. Dönen top bir vuruş daha yine defans. Gerçekten bu dakikalarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz defansımızda. Defansta değil Tayyip. Orta sahada. Orta saha düştü. Hamle yapılması lazım. Doğru karar. Offside. Orta sahaya hamle yapmazsak Abazya bize akın akın gelip golü de bulacak. Sol kanada aktarılan top. Kogonya oyuna girdikten sonra katkı veriyor takımına. Çalımlarla getirdi topu. Şimdi Arayın. Arayın topu taşıdı. Sol kanada bırakıyor. Yasin karşıladı onu. Yasin kazanıyor topu. Yasin ve uzun bir top gönderiyor defansın arkasına. Halil hareketli. Bilim Mehmet top istiyor. Halil sağ çaprazda vuruyor. Kaleci çıkarttı. Halil sağ çaprazda. Bandereko ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. Bandereko gola izin vermedi. Değerli futbol severler, dakikalarımızda 75 oldu. Birbirli eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Net bir pozisyon. Bunu gol yapsak maç bitecek ama Halil de gerekeni yaptı. Söylemek gerekir. Hem kontraya iyi çıktı hem vuruşu güzeldi. Kaleci başarılıydı bu pozisyonda. Net bir pozisyon. Şimdi duran top. Bu kez biz de duran toplarda etkiliyiz. Yine topun başında Kenan. Bir gol artık bizi finale tamamen taşır. Beraberlik de taşır ama bu son 15 dakikada kabus görmemek için. Kenan ortayı yaptı. Savunma dikkatli. Arkada Bilim Mehmet indirdi. Savunma yine uzaklaştırıyor. Arif var savunmada. Şu anda dikkatli olması gerekir. Arif güzel kesti. Doldurduğu top. Mehmet Altın kafaya yükseldi. Serhan var o bölgede. Mehmet Altın'da kaldı top. Halil Turan'a indirdi. Halil Turan arkada kaleciyle karşı karşıya. Ve gol! Ve gol Kenan! Gol Kenan! Artık çeyrek final kapısını araladık. Gol Kenan, dakika 76. Arkaya güzel bir top. Kenan geldi ve topu ağlara gönderdi. Yaşadığımız mutluluğu, sevinci görmeniz lazım. Gerçekten anlatılmaz yaşanır. Tüylerimiz diken diken şu anda. Gururlanıyoruz. Böyle turnuvalarda başarıyı yakalamak güzel bir şey. İşte KKTC milli takımı şu anda 2-1 önde. Gol Kenan, bir gol bir asist diyebiliriz Kenan'a bugün. Arkaya güzel kesti Halil Turan. Kenan girdi ve topu kaleciden önce güzel bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-1 öndeyiz. Artık son 13 dakika. Beraberlikte de çeyrek finale çıkıyoruz. Neler söyleyeceksin Tahir? Evet, yani güzel bir akın oldu. Arka direkte, arka tarafta unutuldu Kenan ve iyi bitti o noktada. Güzel bir vuruşla öne geçti takımımızı. Açıkçası ikinci yarı daha kontrollü oynuyoruz. Yani skorun da bize verdiği avantajla oyunu daha çok kendi yaralımızda kabul ederek ikinci yarıyı bu noktaya kadar getirdik. Kalemize de pozisyonlar verdik ama bu gol bizi çok rahatlatacak, derin bir nefes almamızı sağlayacak. İnşallah söylediğin gibi olur. Artık iki gol istiyor Abazya. Aynen öyle. Tabii ki futbolda olmayacak şey yok. Sen de biliyorsun. Yani bu kadar kalan sürede iki tane gol yiyeceksek kalemizde turnuvaya veda edelim. Yani o tecrübeli oyuncular mevcut takımımızda. Geçen yıl final oynamış bir takımız. Evet. Evet, bekleyelim, görelim. Tabii ki dileğimiz bu değil. Dileğimiz galibiyetle gruptan belki de lider çıkmak. Onu da bugün Karpatalya'nın maçı sonrası belli olacak. Şunu söylemek lazım Hasan. Üçüncü maçını oynuyor milli takımımız. Bugün en kontrollü, en akıllı ve en diri karşılaşmamızı oynadığımızı söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki yol, hava şartları, bunlara alışmalar da oldu Tahir. Günden güne daha iyi oynuyoruz.
Şimdi Abazya bir atak geliştirmeye çalışıyor. Ahmet Sönmez araya girdi ve taça gönderdi topu. Artık kontra atakta birçok pozisyon bulabiliriz. Hızlı oyuncularımız da kenarda Uğur Gök var. Belki de oyuna dahil edilmesi lazım. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Doldurulan uzun bir taç Ahmet Sönmez çıkardı. Abazya tüm hatlarıyla artık gol aramaya çalışıyor. Sağ tarafa döndü. Kenan araya girdi ama topa dokunamadı. Atak devam ediyor Abazya adına. Kenan'dan sıyrılmaya çalışırken top taça gitti. Taç atışı kullanacak Abazya. Halil Turan'ı görüyorum. Hemen savunmaya yardım etmeye çalışıyor. İşte milli takım ruhu, milli takım formasının hak ettiği değer bu olması lazım. Uzun bir taç atışı bu kez Abazya'dan ceza içerisine. Çağrı yükseldi, kafayı vurdu. Dönen nokta Mehmet Altın. Halil Turan'a sağ kanatta Arif. Kontra atak olabilir mi? Arif hızlı, çabuk, kaleye akabilen bir futbolcu. Arif geliyor sağ tarafta. Arkada Halil Turan ve Bili Mehmet var. Yasin bindirdi. Yasin'e iyi bir top. Yasin geldi. Çok iyi bir orta yaparsa gol olabilir. Yasin kesti. Halil Turan'dan önce savunma taça gönderdi. Güzel bir akındı, işte az önce söylediğim kontralar bulacağız. Çünkü Abazya artık tüm atlarıyla iki gol istiyor. Bir gol de istemiyor. İki gol istiyor, boşluklar verecek. İşte bunları değerlendirirsek farkı artırabiliriz. Şimdi duran top için yine Kenan gidiyor. Bakıyorum Ahmet Sönmez çıktı savunmada, Serhan çıkmadı. Normaldir, o da 3 maçtır 90 dakika sahada kalan futbolcularımızdan yorgunluk. Ligde de belki de 36 maçın en az 30 maçını forma giymiş bir oyuncu. Kolay değil, yaşı da ilerlemiş ama gerçekten gençlere taş çıkarırcasına hem diri hem de çok güçlü. Kenan kullandı korner atışını. Ahmet Sönmez kafayı vurdu. Etkili değil. Bili Mehmet baskı yapıyor. Faul kararı veriyor hakem. Ceza alanı içerisinde kafalar çarpıştı. Hemen sağlık ekibi saha içerisine giriyor. Artık son 10 dakika. 3 oyuncu değişiklik hakkımız daha var Tahir. Ve yavaş yavaş bence bunları kullanmamız lazım. Evet, Aykut'u da ısınmaya gönderdi. Senin daha az önce belirttiğin gibi ya Halil Turan ya bilmemedim birini kenara almamız lazım. Orta alanı daha kalabalık ve daha dirençli tutabilirsek Abazya'ya da fazla atak şansı vermemiş oluruz diye düşünüyorum. Kontraya sürekli oyuncu koyabiliriz. Evet. Evet, evet, bekleyelim. Uğur'un hazırlandığını görüyorum şu anda. Bir oyuncu değişiklik, 3 oyuncu hakkımız daha var. Hemen belirtelim. Uğur hazırlanıyor şu anda. Evet, bu turnuvada 4 oyuncu değişikliği var. Uğur Gök hazırlanıyor oyuna girmek için. Bir faul kararı Abazya takımı kullanacak. Halil Turan sarı kartı var. Bence Halil Turan riske edilmemesi lazım. Bunu da hemen belirtelim. Ceza alanı içerisinde atağı kesen isim Çağrı. Sağ tarafta Arif'i gördü. Arif bugün sahada görevini yapan oyunculardan bir tanesi. Sol sağ kanatta dönüyor. Yasin Kurt'u görüyor. Yasin Kurt oyunu yavaşlatıyor. Mehmet Altın tekrar Yasin Kurt. Yasin Kurt Arif üçgeni. Oradan rakipten sıyrıldı Arif. Atağın tarafını savunmaya döndürdü. Serhan. Serhan bakalım kaleciye döndü. Hasan Piro. Dün iki hatalı pas yapmıştı. Milli kalecimiz adeta kalesinde güven veren, çok önemli turnuvanın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Doldurulan uzun topta kaleci aldı. Abazya'dan uzun kullandı. Çağrı kesti. Kenan Arif sakatlandığı yerde görüyoruz. Kramp girdi. Arif'e kramp girdi. Şu anda Şabat Arif'e tedavi uyguluyor Abazyalı futbolcu. 2 yıl önce Lefke Gençler Birliği karşılaşmasında da karşı karşıya mücadele etmişti bu iki oyuncu KKTC'liklerinde. Taç atışını kullandı Abazya centilmence, onlar da topu bize attı. Taç atışını şimdi KKTC milli takımı kullanacak. Değişiklik için Uğur Gök kenarda. Bakalım oyundan kim alınacak? 19 numaralı Kenan alınıyor oyundan. O da yoruldu ama sarı kart sınırında olan Halil Turan'ın alınması daha doğru değil miydi? Yani ben de aynı fikirdeyim ama Mustafa Borataş böyle bir tercih yaptı. Bekleyelim, iki oyuncu değişiklik hakkımız daha var inşallah. Halil Turan iki maçtır oyuna hükmeden, oyunun skoruna tesir eden bir oyuncu. Evet, yani liglerdeki performansından üstünde. Çok uzak bir performans sergiliyor, üstünde bir performans sergiliyor. Bu da takıma yansıyor doğal olarak.
Evet. Artık son 7 dakika. 2-1 öndeyiz. Adil bıraktı topu. Abazyalı futbolcu taça gönderdi. Centilmence baskı uyguladıkları için Adil bir protesto yapmaya çalıştı. Evet, evet, haksız da sayılmıyor. Uzun kullanıldı taç atışı. Mehmet Altın faul var ama avantaja bıraktı hakem. Atak devam ediyor. Adil. Adil araya girdi. Topu kesti. Adil'in bu arada sinirlendi biraz. Dönüyor top. Abazyalı futbolcu orta alanda çıkmaya çalışıyor. Etkili bir oyuncu oyuna sonradan girdi. Ve faul kararı Mehmet Altın sarı kart görüyor bu kez. Aslında bu kartlara da gerek yok turnuvada. Kartlar devam eder mi? Onu da sizlere diğer maçlarda aktarırız. Yine tehlikeli bir noktadan bir faul atışı kullanacak. Abazya takımı bu pozisyonu atlatırsak son 5 dakikaya 2-1 önde ve çok avantajlı bir durumda gireceğiz. İleride bir tek Arif kaldı. Tüm oyuncularımız ceza alanı içerisinde. Aykut oyuna girecek az sonra. Aykut'u çağırdı. Evet, Aykut da ilk kez milli olacak Konifa Cup'ta bu turnuvada. Doldurulan top ceza içerisinde, atak devam ediyor. Billy Mehmet yine etkili orada. Atak devam ediyor. Sol tarafa açıldı. Maskeyev ortası. Hasan Piro hatalı çıktı. Atak devam ediyor. Abazyalı oyuncu vuramadı. Atak devam ediyor. Pozisyon arıyor. Şut dışarı. Şut dışarı. Evet, dakikalar 85. 1-2-1 öndeyiz. Hasan Piro'nun bir sakatlığı var. Geride kaldı. Hasan Piro'nun sakatlığı var. Yerde kaldı. Tedavisi uygulanacak şu anda. 86. dakikaya girmek üzereyiz. 2-1 üstünlüğümüz var. Son 4 dakika uzatmalar hariç. Bu skor bizi çeyrek finale taşır. Kagonya 21 numaralı oyuncu sonradan oyuna girdi ve etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Oynadığı süre içerisinde. Evet, dikine top taşıyor. Adam eksiltme özelliği var. Süratli de, gerçekten böyle bir oyuncunun kenarda tutulmasını ilginç geldi bana. Uğur Gök neden kenarda tutuldu Tahir bugün? Belki de onlar da taktik icabı. Olabilir, olabilir. Evet. Kadrolara baktığımızda fazla bir rotasyon kadrosu yok. Evet, elinde. daha dar Abaz kadro yani. Görüyoruz. Burada 17 kişilik kadro. Evet. Bizim 23 kişilik kadromuz var. Ahmet Sivri cezalı, 22 evet. Kişi bugün. Ahmet de bugün cezasını bitiriyor. Evet. Galatasaray'dan tanıdığımız genç yetenek Ahmet Sivri ilk maçta sonradan oyuna girmişti. 90. dakikada kendisine yapılan sert hareket sonrası rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüştü. Galatasaray'daki genç gururumuz. Kale atışını Hasan Piro kullanacak, tedavisi yapıldı. Bu arada Aykut kenarda oyuncu değişikliği için bekliyor. İlk kez forma giyecek bu turnuvada. Aykut da Lefke'nin önemli isimlerinden. Billy Mehmet. İndirdiği noktada Arif var. Kalkan offside bayrağı. Abazya takımı hemen uzun kullandı. Ahmet Sönmez geldi, kafayı vurdu. Mehmet Altın indirdiği noktada Halil Turan vardı ama savunma araya girdi. Uzun doldurdu. Orta alanda Filatov. Filatov. Sağ tarafa uzun bir top Arif'e geldi. Yine kontra atak olur mu ama tutamadı. Taç atışı kullanacak şimdi. Abazya ve oyuncu değişikliği. 33 numara Arif oyundan çıkacak. Aykut Esmer Aslan oyuna girecek. Son 2 dakikalık süre normal sürede. Biraz daha defansif orta saha skoru korumaya yönelik bir oyuncu değişikliği. Normal artık maçın son dakikaları, 2-1 öndeyiz. 2 gol. Aykut mücadeleci, dinençli, defansif özelliği yüksek olan bir oyuncu. Ön libero da oynayabilen bir oyuncu. Büyük ihtimal oraya sürecek. Evet, bu desteğin takımın içerisine verilmesi doğru diye düşünüyorum. Evet, izleyip görelim. Billy Mehmet, Halil Turan ve Uğur kaldı forvette. 4-3-3'e mi dönecek? Borataş, onu da hep birlikte izleyeceğiz. Evet, Aykut ön libero'ya girdi. Savunmanın önüne 4-1-2-3'e döndü milli takımımız.
Halil Turan biraz daha sağda, Uğur solda, Billy Mehmet forvette ama Billy Mehmet'in de hakkını vermek lazım. Bugün savunmaya geldi, orta alana düştü, yüreğini koydu, çalıştı. Bugün milli takımımızda herkes görevini yaptı diyebiliriz. Abazya sol taraftan ceza alanına doldurulan top, Serhan indirdiği nokta, Uğur var ama Abazyalı Maskeov aldı topu şimdi. Golü atan isim Maskeov, sıyrılmaya çalışıyor, Çağrı'nın hareketi faul. Evet Hasan, söylediğin et bir katkı yapalım. Gerçekten bugün Billy Mehmet liglerde, yani Yeşilova'daki performansından, o da Halil gibi Yeşilova'daki performansından ve ilk maçta sergilediği performanstan çok çok daha iyi bir performans sergilediğini ifade edelim. Hem defansta yardımcı oldu takımımıza yüksek toplarda, hem de hücumda etkili bir oyun sergiledi bugün. İskoçya'da, İngiltere'de oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz Tahir. Billy Mehmet adını altın harflerle yazdıran bir isim. Evet. Ve belki de turnuvanın Londra'da oluşu Billy Mehmet'i kamçılayan olaylardan bir tanesi olabilir mi? Penaltı geldi bu arada. Evet, ceza alanı içerisine doldurulan bir top ve bir penaltı, ağır bir karar ama maalesef artık karar değişmiyor. Bu da Abazya takımının umutlanmasını sağlayabilir ama kalede de bir penaltı panteri var, Hasan Piro. Liglerimizde kurtardığı penaltılarla adından söz ettiren bir kaleci, yine o penaltıyı kurtarır mı Tayyip? Yani önce şunu söyleyeyim, bir kere bu kadar itiraz etmemizin bir gereği yok. Kart görürsek bunlar diğer maçlara yansıyacak. Bunun bilincinde olması lazım sporcularımızın. Çok basit bir penaltı ama Tayyip. Olabilir ama değişmeyecek Hasan karar artık. Halen daha itiraz ediyoruz. Halil Turan orada, Çağrı orada. Yapacak bir şey yok. Dediğin gibi bir penaltı ustası var kalede. Ümit ederim ki Hasan bu penaltıyı çıkaracak. Evet. Çıkarmazsa da 2-2 olur. Artık son dakikalarda kapatmamız gerekiyor. Topun başında o da sonradan oyuna giren 10 numaralı oyuncu Argayan var. Kalede Hasan Piro var. İnşallah Hasan Piro bu pozisyonda başarılı olur ve son dakikalarda sıkıntı yaşamayız. Bu arada 90 artı 1. dakikanın içerisindeyiz. 2-1 üstünlüğümüz var. Beraberlikte de çeyrek finale yükseliriz. Bunu hemen hatırlatalım. Kenar kulübemiz hepsi ayakta. Argayan topun arkasında, Hasan Piro, hadi oğlum. Ligdeki gibi yine penaltıda ustalığını göster Hasan Piro. Hasan Piro ama top filelerde, ayrı köşelere gidiyor. Abazya takımı ümitleniyor. Hem taraftarı hem futbolcuları. Ve itiraz sarı kart getirdi Tahir. Adil sarı kart gördü. Yani gerek yok Hasan, onu söylüyorum, gerek yok. Yani bir kart daha görürsek kırmızı kart görecek Adil. Sanırım kırmızı kart çıktı Tahir. Sanırım Adil'e kırmızı kart çıktı. Adil'i kenara gönderiyor hakem. Evet, kırmızı kart verdi. Yani gerek yok. Hiç gerek yok bunlara. Yapmamamız gerekiyor. Yani biraz sinirleri kontrol etmek gerekiyor. Gereksiz bunlar. Şimdi 10 kişi kalmamız büyük tehlike. Büyük tehlike tabii. Yani çeyrek finali riske atıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyor? Anlayabilmiş değilim açıkçası. Yani biraz kontrol etmesi lazım Adil kendini. Ve Adil gibi bir oyuncuya diğer turlarda da ihtiyacımız var. Kesinlikle. Adil yalnız de çıkmıyor. Sanırım oyuncu değişikliği olacak. Bakıyorum, hakem ısrarla gönderiyor. Yalnız ben kartı sarı gördüm Hasan. Sonra bir kart daha çıktı Tahir. Evet, saha dışında şu anda Adil. 10 kişi kaldık Adil'in kırmızı kart görmesiyle. Abazya artık ümitlendikçe ümitlendi. Doldurulan uzun top. Ahmet Sönmez uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Tüm hatlarımızla dikkatli olmamız lazım. Bence Billy Mehmet savunmaya dikkat etmesi lazım. Evet, kırmızı karttan sonra oyuncu yerine girebilirmiş. Yani şu bilgiyi aldık şimdi. Yeşil kart gösterdi hakem. İlk kez ben bunu duyuyorum. Çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Yeşil kartta oyuncuyu değiştirmek zorunda bırakıyor sizi. Yani şimdi Adil çıktı ve yerine Fırat girecek. Ayrı kurallar var demek ki Tahir. 4 oyuncu değişikliği, yeşil kart. Ve bir kart daha çıkacak. Panikledik açıkçası bu dakikalarda. Sarı kart çıktı Ahmet Sönmez'e. Fırat giriyor oyuna. Bence
bu dakikada Mehmet Erol'un oyuna girmesi daha doğruydu. Yani tercihini öyle yaptı ama bu yeşil kart olayı çok ilginç geldi bana. Bilmiyorum sebebi, kuralı ne onu da bilemiyorum ama şu anda 11 kişi olduk tekrar sahada. Fırat oyunda, uzatmalar oynanıyor. Şu anda bakıyorum 90 artı 4'e girdik. Bu pozisyonu atlatmamız lazım. İşte bu pozisyonun aynısını daha az önce penaltı yaratmıştı hakem. Doldurulan top ceza ençesi. Mehmet Altun uzaklaştırdı. Bilim Mehmet yine doldurulan top sol kanata açtı. Sol kanatta yapılan orta kötü, Allah razı olsun, dışarı vurdu. Maçın bitmesini dört gözle bekliyoruz. 2-2 eşitlik bizi çeyrek finale taşır. Hakem saatini kontrol ediyor. 90 artı 4'ün içerisindeyiz. 2-2'lik eşitlik bizi çeyrek finale taşır, tekrarlıyorum. Bu dakikalarda biraz panikledik. Kale alanımızdan uzak tutmamız lazım topu. Hasan Piro uzun kullanacak. Ünal'ın, Adil'in olmadığı noktada Mehmet Altın'ın ön libero'da daha aktif olması lazım. Doldurulan top Bilim Mehmet. Bilim Mehmet yetişir mi? Yetişemedi ve topu taça gönderdi. Taç atışını kullanacak Abazya. Hakem saatini kontrol ediyor ama devam ettiriyor. 90 artı 5. Milli takımın itirazları var kenar kulübeden. Taç atışının hatalı olduğu yönde. Hadi Bilim Mehmet, hadi Halil Turan, hadi Uğur, yardım edelim. Bir gol tüm ümitlerimizi mahveder, hayal kırıklığı yaşarız. Doldurulan uzun taç atışı Çağrı. İndirdiği noktada Fırat. Fırat Halil Turan'a gördü. Uğur kontrol atağa kalkar mıyız? Uğur rakibinden sıyrıldı. Uğur. Uğur topu söküyor ama savunma döndü ve kalecisini gördü. 90 artı 5'in içerisinde devam ediyoruz. Hakem saatini kontrol ediyor, bitirmiyor. Doldurulan uzun top güneşten görmüyor. Aykut son dakika kafayı vurdu. Mehmet Altın, Fırat. Fırat'ın hatalı pası. Savunma. Şabat sol bek oynuyor bu dakikalarda, onu da hemen belirtelim. Kaleciye verdiler, uzun dolduracaklar. Savunmada dikkatli olmamız lazım. Hem sadece saatini kontrol ediyor. Bitirmeyi kaleci yok. Uzun doldurdu. Serhan var o noktada, kafayı vurdu ama dönen top Abazya'da kaldı. Agayan penaltıyı kullanan oyuncu Aykut uzaklaştırdı. Hakem bitirdi. Hakem bitirdi. Çeyrek finaldeyiz. KKTC milli takımı çeyrek finalde. Kutluyoruz çocuklar, kutluyoruz aslanlarımız. Çeyrek finaldeyiz Tahir. Evet hak ettiğimizi düşünüyorum ben sevgili Hasan. İlk maçta ne kadar da kötü oynasak ben onu hem geçtiğimiz gün senin tespitin vardı. Hiç hazırlık maçı yapmadığımız yönünde hem de takımın yorgunluğuyla ben ilk maçı kötü oynadığımızı düşünüyorum o şekilde ama dünkü ve bugünkü maçta sergilediğimiz performansla hak ettiğimizi düşünüyorum bir üst turu. Ümit ediyorum ki finale kadar yürüyeceğiz. Kutluyoruz çocuklarımızı, kutluyoruz takımımızı ve çeyrek finalde başarılar diliyorum. Bu yeşil kart olayını da araştıracağız. Evet, araştıracağız. Bana çok ilginç geldi. Yeşil kartta o oyuncu oyundan çıkıyor. Mustafa Kepo burada. Kepo'ya hemen alalım. Bir evet. Öğrenelim tam detayını. O da evet. Hakemlerle birlikte sevgili, aramızda. Sevgili Kepo yeşil aramızda. Yeşil kartta ceza var mı? Yani bir yok, sonraki yok. Maçta Adil oynuyor mu? Oynar. Peki, hocam önce bu... bize yeşil kartı anlat ki izleyenlerimiz de anlasın. Tamam. Şimdi bu yeşil kart hakem eskiden kırmızı kartlar tarzı yeşil kart gösterdiğinde antrenör mecburdur çıkarasın. Ve yerine birini almaya mecburdur. Yoksa atarım demekmiş o. Biz onu öğrendik. Uyarı gibi. Peki ama dünyanın yeşil... peki dünyanın neresinde yok, var yok, hocam hiç, bu yeşil kart olayı? Konifa yeni çıkarmış. Ben bence güzel bir şey ama hocam. Ama bir dakika Hasan, şimdi bunun bir şeyi var. Ben sinirlendim, hakeme gittim. Yoruldum da çıkartın beni alsın Ahmet'i. Hayır demedi. Ama bakın eğer küfrederse aksini yaparsa kırmızıya. Ahmet Sivri geçen gün evet, kırmızıya evet. Hocam. Burada bundan şimdi itirazdan fazla konuşmadan Adil'e atabileceğini uyarı yaptı. Hocam siz de bunu bir kateşi liginde değerlendirmeye alın. Yok çok kavga çıkar orada. Yeşil kart, dört oyuncu değişiklikleri, çok, güzel çok. Şeyleri görüyoruz. Herhalde. Tabii mutluyuz hocam. Çok. Mutluyuz, çeyrek finaldeyiz. Çıktık. Bir aydır çalışıyoruz. Çeyrek finale çıkmamız gurur verir. İnşallah ama yenip de çıksak daha mutlu olurdum hocam, ama sorun değil. Hocam peki hocam penaltı mıydı? Çekti aslında. Çekti tabii, mi? Tabii. Ben daha, görmedim hayır, ama. Daha bir düdük çalınca hakem orada penaltı dedi. Peki hocam yine hakemi gayırdınız. Ya ruhum da var. Evet KKTC milli takımı çeyrek finalde. Sayın Mustafa Cimcik Kepo namı değer Kepo'dan da yeşil kartın bilgisini aldık.
ve çeyrek finali kutlamaya başlıyoruz. Rakibimiz belli değil. Bugün ve yarın oynanacak maçlar sonrasında çeyrek finaldeki rakibimiz belli olacak. Salı gün maçımız, saati ve rakibimiz belli olduğunda sizlere yine ulaştıracağız. Gerek Euro Genç TV kanalından, gerek tüm basından, gerek buradaki yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, gerek KKTC, gerek Türkiye'de bu maçı izleyip bizimle birlikte olan, bu duyguları yaşayan herkese KKTC milli takımı adına sevgiler yolluyoruz. Ve 3-1'lik galibiyet, 2-2'lik beraberlik, dünkü 3-1'lik galibiyetimiz, ilk günkü 1-1'lik beraberliğimiz ve gruptan 5 puanla çeyrek finale yolculuğumuz başladı. Artık çeyrek finalde rakibimizi bekliyoruz. Erdoğan abimiz geliyor. Erdoğan abimize mikrofonu uzatacağız. O da röportajlarla çeyrek finalin sevincini, mutluluğunu paylaşacak. Erdoğan abi de söz artık. Evet, ağzınıza sağlık. Zar zor olsa da gene maçı berabere bitirdik ve kuartır finale gittik. Artık yolumuz açık, devam. Yolumuz aynen devam. Teşekkür ederim Hasan'ım. Hocam teşekkürler. Rica ederim. Biraz maç sonu röportaj alalım ve kapatalım biz de. Evet dost takım Abazya. Evet görüyorsunuz. Çok güzel bir final gördük. Evet Sayın Levent Russo. Selamlar sevgili Baca. Eyvallah. Evet şu anda Euro Genç'teyik. Maç sonucu. Maç sonucu bildiğiniz gibi 2-2. Artık yorumunu size bırakayım. Maçın yorumunu. Şimdi öncelikle tabii Kıbrıs'tan gelen tüm dostlarımızla tekrar bu turnuva dolayısıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Onların bize katılması her zaman için bizim için çok değerlidir. Olayın sosyal yönü de çok önemlidir. Sportif yönü de gayet önemli. Milli takımımızın dünkü ve bugünkü maçlarını seyretme imkanı buldum. İki maçta da milli takım aslında baskın olan takımdı. Fakat gol yollarında tam istediğimizi alamadığımız için dünkü maçta neticeye zor gittik. Bugün de istediğimiz galibiyete tam olarak ulaşamadım. Ama bugünkü takımın oyunu daha önceki maçtan gayet daha iyiydi. Sanırım daha da oturmuş bir takım izledik bugün. İleriki maçlar için bence ümit vaat etti. Dilerim ileriki maçlarda başarılı olur. Sonuna kadar gideriz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar. Yayınımız devam ediyor. Euro Genç TV'deyiz. Ali Başkanım, maç izlediniz. Evet. Maç hakkında görüşlerinizi alayım, yorumunu alayım. Şimdi KKTC milli takımın dünkü maçı oynaması, bugün de maç, takımda yorgunluk vardı. Öne geçtikten sonra skoru korumaya yönelik çalışmalar vardı ama Abaza takımı da iyi bir takım. 90 dakika mücadele verdi. Fırsatları değerlendiren ilk başta KKTC takımıydı. Hızlı forvet var. Fakat maçın skoru 2-2 bitti. Zannedersem bu sonuçla KKTC takımı ikinci tura çıktı. Biraz dinlenmiş olacak salı günkü maçta. Bence daha iyi skorlar elde edecek. Çok iyi bir takım var her yönden. Eğer orta sahada KKTC iyi bir organizasyon yapar da toplu olarak gidip gelirse bence ataklar daha verimli olacağına inanıyorum. Peki bu oyunla nereye gidebiliriz? Yani finali? Şimdi diğer takımları görmedim ama benim düşüncem bu turnuvanın en iyi forvetleri şu an KKTC milli takımda. Hem fizik üstünlüğü, hem kafa topu, hem de pozisyonları değerlendirme açısından eğer orta sahada iyi organizasyon olursak da forvetleri uygun pozisyonda buluşturabilirsek bence bu takım finale gidebilir. Tamam. Finale gidebilir. Son birkaç cümle alayım. Evet. Bildiğiniz gibi dün buradaydık yine. 3-1 galip evet. Takımımız. Seyirci bugün fena değildi ama dün bu seyircinin 3 katı bir kalabalık. Evet. Bugün nereye bağlarsınız ilgisiz? Şimdi genelde i̇lgisiz biliyorsunuz. İlgisiz demeyelim. İlgisiz değil de bu, şimdi İngiltere biliyorsunuz herkes hayat şartları çok zor. Ağır şartlarda çalışıyor. Pazar günü genelde herkes ailesiyle zaman geçirmeye dikkat ediyor. Bence havanın da güzel olması, herkesin belki de önceden planladığı programları vardı. Günleri var. Ama yine de Abaza halkı
KKTC halkı, Türk halkı gerçekten yine bu şartlara rağmen geldi, destek oldu. Güzel bir maç oldu. En azından birlik beraberlik görüntüsü verildi. Bence bu görüntü salı günü daha da pekişecek. Ve inanıyorum KKTC milli takımı en azından burada bir kupa alıp gideceğine inanıyorum. Çünkü bir bütünlük var. Takım da çok iyi. İnşallah elde ettiğimiz skorla şampiyonluğu alıp gideceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yorumun için. Evet, Sayın Mustafa Bey, buyurun. Buyurun, buyurun. Evet, canlı yayındayız, Eurogenç'teyiz. Evet, maçı gördünüz. Görüşlerinizi dinlerim maç konusunda. Güzel oynadık, istediğimiz sonucu da aldık. Son dakikalar 10 kişi kaldık. Berikat da fazla zaman yoktu maçta. Çünkü 2 günde arka arka 2 maç etmek oyuncularda biraz daha yorgunluk gösterdi. Ama maçı biz lazımdı. İlk yarım saatte maçın başında bitirelim. Çünkü 5 tane ciddi pozisyon bulduk. Değerlendiremedik. Akabine onlar geçti. Öne beklenmedik. Bir anda pozisyon olmadığı halde. Sonra beraberliği yakaladık. Öne geçtik. Ama gereksiz bir penaltıdan da son dakikalarda hazırdı. Yani kaybedebilirdik de. Allah'tan maçın son dakikalarına geldi ve kazandık. Umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak. Kırmızı kart yiyen oyuncumuz vardır. O kayıp olabilir bize. Keşke olmasaydı. Çünkü önümüzde ben inanırım yani o bir maçı da geçeceğiz. Sayın Mehmet Avcı Manece, genel maçı dedi ki biz buraya gezmeye değil kupayı almaya geldik dedi. Bu görüşe katılın. Gerçekten güzel konuya değindik. Bugün buraya gelmeden önce benim içimde de öyle bir his vardı ki yani bitsin de kaçalım gibisinden. Çünkü geçen günkü maçları ki gördüm öyle bir hava vardı. Fakat bugün gördüğüm kadarıyla öyle bir düşünce yoktur. Ben de yanıldım o konuda. Sanırım yani ciddi şekilde asılacak bu kupaya. Yorumun için teşekkür ederim. Salı günü görüşmek üzere. Bu akşam balonumuz var. Orada görüşürüz zaten. Evet değerli Eurogenç izleyicileri. Bugün Abaza ile oynadığımız gruptaki 3. maçımız 2-2 berabere bitmiştir. Bu skorla biz kuarter finale kaldık. Kapatalya ile beraber. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Salı günü yine canlı yayında olacağız Eurogenç TV aracılığıyla. Buradan KKTC ve tüm Türk halkına selamlarımızı diyoruz. Salı günü görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık.